Bravo. Helal size. Fakat. Yani o kadar zor dansları ediyorsun. O kadar zorlarını yapıyor. Ay, Rümen'i oynayamıyor. Tamam, oynatacaksın sen bana haftaya inşallah. En zorunu yapıyor. Hayatım çok... bir de balık. Balık giymiş ya, biraz onda etkisi var. Evet, diyorsun. Aynen. Çok kıyafetim. Aşırı bir hareket şeyim yok. Coşkuya izin vermiyor. Coşkulu kılçığı bir kıyafet. Batıyor eteğin. Bugün havalı mıyız? Nasılız Hakan'cığım? Sana bayağı benim elim değdi. İki gündür efsanesin. Hayatında olmadığın kadar çok şıksın. Çok güzelim, harika görünüyorsun. Hayatında olmadığım kadar. Bir de senin şarkılarını açmak çok iyi oluyor. Gerçekten seviyorum çok seni. Güzel. Senin şarkılarını açmak teşekkür da çok ederim, iyi oluyor. Aşkım. Çok keyifli oluyor. Bize teşekkür bir enerji ederim veriyorsun. O zaman aldıysan intibatını gel seni... Gel Songül. Hayır. Songül. Seni evde oynuyoruz. İnadına yenilmeden aşık. Onu da yapacağız, onu da yapacağız. Gel çok heyecanlı yarışmacılar. Songül'cüm gel, koltuğun boş kaldı, kaparlar. Kaparlar mı? Meraklısı çok biliyorsun. Hayır ama onun zamanı var, reytingler yükselsin ondan sonra. Onun zamanı var. Sevgili seyirciler, bugün Yıldız benimle çok heyecanlı bir gündeyiz. Yarışmacıların, jürinin ve benim halimden de anlamışsınızdır. Bugün eleme günü. Aramızdan bir yıldız kayacak, hayallerine veda edecek. Ama aynı zamanda hafta içi aldığı puanlara yeni puanlar ekleyen bir yarışmacımız haftanın birincisi olup yıldızlı çekin, 2000 liralık çekin de sahibi olacak. Bugün kıyasıya bir rekabet izleyeceksiniz. Şimdi bir puan tablosunu görelim bakalım. Ali. Şu ana kadar 21 puan almış olan Rüya en şanslı yarışmacımız olarak görünüyor. Ama bugün jürinin yeni puanlamaları olacak. O yüzden her an her şey değişebilir. Yeni performanslar çok önemli. O zaman sizi daha fazla bekletmiyoruz. Ve yıldızlara doğru gitmek için ilk yıldızımız Nurşah'ı çağırıyoruz. Hakan görmeden şuradan bir etiket düzeltmesi yapayım. Çok hoş görünüyorsun bugün. Teşekkür ediyorum size de. Jüriye empoze etmeye çalışıyorum. Çok hoşsun, çok güzelsin. Kıyamayacağım çünkü ben hiçbirinize. Onlar nasıl kıyacak o da çok belli çalıştım değil. Nasıldı performansını öğreneceğiz. Şimdi gel önce bir arkadaşlarına soralım. Esas zorlu kısmı hallet, jüri daha kolay. İris'cim buyur. Kara kaplı defterimi çıkardım, notlarımı alacağım bu arada.
Merhabalar öncelikle. Sevgili meslektaşım, bugün şu anda ilk senin çıkman da çok manidar oldu. Bugün çünkü Dünya Tiyatrolar Günü. Öncelikle tüm tiyatro emekçilerinin ve bütün tiyatro izleyicisinin Dünya Tiyatrolar Günü'nü kutluyoruz ekip olarak. Sesinin renginin bu şarkıya çok yakıştığını düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok güzel söyledin. Ancak dinlerken de ben de o gün Songül Hanım'a bir eleştiri yapmıştı. Onu düşündüm. Hani diğer şarkılarda nasıl olur? Hı hı. Onu ilerleyen haftalarda göreceğiz. O konuda bir soru işareti var kafamda. Elbisen çok çok daha iyi olmuş diğerine göre. Takım da çok beğendim ama kollarını çok boş buldum. Bence bir şey olmalıydı. Hani yüzük olabilirdi belki. Hı hı. Bir de çok ufak buralarda potluklar var. Onun hani sebebi nedir? Onu böyle çektireceğiz canım sen de. Tamam, işte iki parça gibi bir şey. Eriş'cim, tamam, bir şey söylemek istiyorum sana. Girmeden araya duramayacağım. Tabii. Bu şarkıyı bu kadar iyi söyleyen, merak etme, bir anda sinem olmaz. Yok tabii ki, anladın o mümkün mı? Değil zaten. Hani sen bence onu düşüneceksin. İkinci şarkını nasıl söyleyeceksin, ona yor kafanı. Yo yo, şu anlamda söyledim. Hani rengi yakışmak diye bir şey vardır ya, şarkıyı nasıl söyleyeceğine dair yok, asla bugün bir bugün şey demedim. Daha... Tabii ses bugün rengine daha göre, çok güzel ses rengine Azeri'ye, göre bir şey bugün, seçer o da. Evet, merak Azeri'ye etme. Çok yakışıyor. Sen kendi performansını düşün bence. İlk ben gün okuduğu zaman zaten daha farklı kara bakıyordum ama bugün daha çok güzel okudu bugün. Değil mi? Tamam, ya hakkıyla, başka hakkıyla şeyleri okudum. Yapabileceğini gösterdi aslında bugün. Erişim, elbiseni şimdi evet yani oturtunca anladım, iki parça gibi bir dikinmiş. Tamam, o zaman lafımı geri alıyorum. Bu kadar mı? Evet. Hadi Sinem'den bir yorum alalım. Taş geldi sana oradan çünkü. Şarkıyı güzel seslendirdi. Sesini beğendim. İris'in de dediği gibi bir yüzük olabilirdi. Saçın sadece sönük kalmış. Yani çünkü elbisen çok sade. Takı olarak da bir tek kolyeyle süs yapmışsın. Saçın biraz daha hareketli, canlı olabilirdi. Onun dışında gayet keyifliydi. Teşekkür ederim. Bir de Jale'den yorum alalım. Ben de çok beğendim. Kendi adıma söylüyorum. Çok hoştu. Başarılar diliyorum. Sadece ben de takı eksikliği gördüm. Onun haricinde hiçbir şey yok. Teşekkür ediyoruz. Seni jüriye alıyoruz o zaman. Senin zaten ufak bir hesabın var orada bence. Küçük. İlk ben başlayayım. Biz seninle olaylı bir gün geçirdik. Bugün evden çıkarken kafana saksı düştü herhalde. O kadar iyisin ki. Hani bir senin geçen günkü seni düşünüyorum sahnede. Evet. Bir bugünkü. Bir dün orada oturan kıza bakıyorum. Hep bu kız olmalı. Senin yüzün çok güzel. Çok teşekkür ederim. Şanslısın. Sesin de güzel. Bu da ikinci bir şans. Ama yüzünün güzel olması hayatta her zaman şans getirir insana. Ama o şansı doğru kullandığında. Bugün doğru kullanmışsın. Senin böyle bir... Giyimle, kuşamla işi olmaz bir havan vardı şu ana kadar benim için. Bu bir kerelik miydi? İnşallah değildir. İlerleyen günlerde bunu görmek istiyorum ama hep şu anki tavrının etrafında dön giyinirken. Demek ki sana hafif dekolte yakışıyor. Çünkü böyle hani senin çok masum bir yüzün var. Masum yüzlü kadınlar dekoltede daha da sınırlarını zorlayabilirler. Çünkü sende vamp duran kadar... seksi, dikkat çekici durmaz. Daha doğru durur. Senin güzelliğini güçlendirir. Onun için bunu avantaj olarak kullan. Arkadaşlarına katılmıyorum takı konusunda. Çünkü sen zaten tüm starın elbisende boynundaki kolye. Tek oraya nokta atışı yapmışsın. Parmaklarını şöyle yap. O bordo ojeler nefis. Senin parmağındaki yüzükler o bordo ojelerin. Onun için hiçbir şeye gerek yok. Çok iyisin. Çok teşekkür ederim. Ama çok çalıştım. İnternetten sürekli baktım. Ay çalış ne yapayım? Benim için değilsin burada. Evi alıp sen götüreceksin. Tabii ki çalışacaksın. Yok, etiketi aldım anlamında söylüyorum. Evin iki odasını bana verirsen. Yok yani kafama saksı düşmedi. Gerçekten günlerdir araştırma yapıyorum. Neyi neyle giyersem nasıl olur diye. Sen çünkü zeki bir kızsın. Bunun farkındayım. Onu doğru şeylere kullan zekanı. Evet, ben izlerken sahnede hakikaten profesyonel bir sanatçı izliyorum. Artık birini izlemeye geldim gibi hareketler, şarkıyı ifade etmen, sahneye hakimiyetin, elbisen, takım ben de katılmıyorum, yüzük olmayabilir. Çünkü çok şey, saçın, yüzün, tam bir solist havasında çıktın, performans muhteşem, çok güzel okudun. Okurken hatta şey dedim ya, herhalde ilerleyen zamanlarda bir isyan falan patlatacak. Yani onu bugün ben hissettim, kesin okuyacaksın. Ya bir şey soruyorum, ikinci performansında bu kadar değiştiyse, yani özellikle Songül'le Mert'e soruyorum, ikide bu kadar değiştiyse bizi önümüzdeki haftalarda ne sürprizler bekliyor? Ama birincisinde bekliyor. Daha otantik.
romantik okuyordu. Bence bugün biraz daha açtı. Kendi yorumunu açtı. Kattı. Kendini yorumunu kattı. Kendini daha güzel. Bugün 10 üstünden 10. Şahane. Elbisen, takın, saçın, birazdan yüzün, puan vereceksiniz. Sahne performansı. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Nurşah'cığım, geçen performansın olduğu gün değildi ama böyle küçük bir aramızda bir şeyler olmuştu jüriyle aranda. Bazı insanları pozitif şeyler motive eder, bazı insanları da negatif olaylar motive eder. Aslında orada çok da negatif bir şey yoktu ama ben bugün seni çok motive gördüm. Ay negatiflikte ne olduysa ben seni gel iki tokatlayayım, haftaya stil konu olacağım hayatına... Yok sen uğraşsan da negatif olamazsın. Sen ne oldu, şeriflikten vazgeçtin, yıldız yakaya tak. Bir saniye lütfen yorumu böyle. Sen o yıldızı çıkarsana oradan ya. Hayatım bunu çıkarsan buradaki yıldız ne olacak? Ya ben yönetmenim Gürsel Bey'den rica ediyorum, o yıldız artık benim tarafımda dursun. Çok havaya girdi bu Hakan Akkaya. Yeter, yıldızmış. Sana şu fili göndereceğim buradan. Yıldız, kayan yıldız yaştı tabii. Pardon, biz devam edelim. Biz devam edelim. Performansın çok güzeldi. Ben de kıyafetini çok beğendim. Hep söylüyorum, Hakan varken asla girmem o toplara ama... Tamam. Gerçekten bu kadar sade ve sana yakışan bir elbisenin üzerine çok da güzel bir kolyeyle süslemişsin. Performansına döneyim. Şarkıyı ilk söyleyişinin iki katı güzellikte söyledin. Sahneyi de çok güzel doldurdun. Keyifle dinledim. Böyle devam et. İlerisi çok güzel olacak diye düşünüyorum. Tebrik ediyorum teşekkür seni. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok çok mutlu oldum. Hadi puanları alalım o zaman. Ha, veriyoruz. İşte o yüzden diyorum bol keseden onun üzerinden on falan demeyin. Demeyin öyle. Göreceğiz çünkü. Yani. Daha ne öyle. Unutmayın bugün aramızdan bir yıldız kayacak. Ben veriyorum. Ve... Ben veriyorum. Ben 10 veriyorum. Yarışmanın ilk konu geldi. İlk onu yarışmanın. Vay vay. Bon çünkü hak etti. Hakan'ın. Sözümün arkasında burayı durdum. Burayı çok iyi kullandı. Şarkısı, elbisesi, bir solist izledim. Her hepsini öyle görmek istiyorum. Yapabilen varsa hepsine de 10 vereceğim. Buyurun. Vallahi bravo. Ay, havlu koydum arkama terledim diye şunu bir alayım Özge bak. Seni Allah kahretsin. Yarışmanın ilk onu Songül'den, Hakan'ın ilk altısı da sana. Evet çok teşekkür ederim. Bu hafta hiç 5'in üzeri yoktu vallahi. Ben söyledim pazartesi itibariyle daha çekişmeli olacak her şey. Coşacak. Mert'cim senin? Benden de bir 8 çünkü daha iyi şeyler yapacaksın. Yaptı şeyler... be Mert sen de cimrilikte. Yok cimrilik değil hayatım. Şimdi hadi daha iyi bir şey yapınca nasıl yani. Ne vereceğim şimdi 10 verirsen ama... 10 vermek istedim ama daha güzel şeyler yapınca ne vereceğim? O yüzden 8 ilk hafta yavrum. Sen bugün ama 10'luksun. Ben söylemiştim bugün her şey değişebilir diye. Sen öyle. Şu an üzerine 24 puan ekledin. İlk performansın üzerine ve toplam 39 puan oldun. Tebrik ediyoruz. Seni yerine çok alıyoruz. Çok teşekkür ederim. Eleme gününün ikinci yarışmacısı şu an birinciydi. Yani bu 4 günlük performanslar sonucunda Rüya olacak. Rüya seni alalım. Thank you.
öğrendin mi Özge? Öğrendim. İmza finali. İmza ne olmuş Rüya? İmza oldu, evet. Ağzına sağlık. Heyecan var mı? Valla bugün var. Tabii. Eleme heyecanı, evet, değil mi? Var var tabii, kesinlikle. Artık öğretiriyorum. Hayırlısı olacak inşallah. İnşallah. Önce bir arkadaşlarına göndereceğim tabii. Seni şuradan. Tabii. Didem'den başlayalım. İç geçir. Rüyacığım ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok duygulanıyorum seni okurken. Böyle. Ay, çok teşekkür ederim ben de. Çok güzel geliyor bana. Mersi. Kıyafetinle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Sen normal şartlarda zayıf bir güzel bir hatunsun. Fakat ya üstün dar gelmiş birazcık dışarıdan, arka taraftan ne derler? Aslında buralardan taşmalar olmuş. Olabilir. O gözüme çarptı benim. Hakan gösterir de onu. Hakan ağzına sağlık. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Sağ ol. Aynur abla. Sayıyor efendim. İçinden Aynur abla. Bak hazırlanıyor. Şöyle böyle yakaladım. Yok yok, ben kendim başka sayıyor. Bir şey düşünüyordum şu anda da. Rüya Hanım'ın saçları çok güzel olmuş. Öncelikle saç rengi, saçları. Teşekkür ederim. Çok beğendim. Performansına zaten diyecek yok. Çok teşekkür güzel. Ederim. Sağ ol. Evet. Çok mersi. Allah razı olsun. Söyleyin buyurun. İris. İris maşallah benden çok konuşuyorsun. Son iki gündür takip ettim benden çok. Neyse olsun, buyur. Teşekkür ederim yine de söz verdiğiniz için. Rüya ablayı bu tip daha spor tarzlarda görmek benim daha çok hoşuma gidiyor. Sadece aynen. Onu söylemek istedim. Evet, katılıyorum. Bir problem var. Hani birazcık hani sıkmış gibi görünüyor. Arkadan öyle görünüyor. Hı-hı. Ancak onu özellikle hani... Bunu motive etmesi için söylemek istedim. Elbiselerdense bu tip şeylerle, dün mesela kotla çıktığında ne kadar öyle mi? Güzeldi. Evet. Öyle tepkiler aldım yani, spor daha yakışıyor, evet, diyorlar. Özge Hanım da aynısını söylüyor. Aynen, çünkü kesinlikle. Bacak boyun çok uzun, öyle, bence ona çok dikkat iyi edeceğim görünüyor bundan sonra ben. Evet, ona dikkat edeceğim. Bir de Seval'e soralım. Yalnız zamanında bitirebileceksek hani sana soruyorum. Kısa evet. Öz. Saçlarını çok beğendim. Birlikte sabah kuaför dedik zaten. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca teşekkür güzel yaptı. Ederim. Ayakkabılarına bayıldım. Öyle mi? Çok güzel. Numarası çok güzel. Uyuyorsa hemen. Teşekkür ederim. Evet. Çok güzel ayakkabıların. Ben de teşekkür İris'e ederim. Katılıyorum. Şuradan değil mi? Evet. Aynen. Hepsi de potluk. İşte zaten derdimiz... performansıyla ilgili hep söylüyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Rüyacığım seni şey yavaş yavaş jüriye doğru alıyorum. Nasıl şirinlik tozu dökülmüş hepsinin üzerine bu sefer de. Şimdi şirinlik patlamış üzerlerine bugün de. Yusuf, hepsi birbirine harikasın, çok tatlısın. Aslında bir mutsuzluk, suratsızlık var rüyada. Yani hiç daha böyle neşeli görmedim. Heyecanlı. O heyecan galiba. Bugün heyecanlıyım. Çok heyecanlı. İlk eleme. İlk eleme günümüz. Heyecanlıyım, bir de şey... İşte saçlar değişsin falan, biraz çok sarısın demişti Hakan Bey. Hemen sabah 6'da uyandım. Ne 5:30'da. Ne kadar modern göründüğünü. Öyle mi? Akşam tekrarımızı izle. Ay, bir böyle... daha sakın saçlarını öyle dümdüz fön çektirme. Öyle bu mi? Volüm, bak senin volümün doğru. Normalde ben bu kadar uzun saç sevmem. Aha. Ve sen avatar gibi olduğun için sende uzun saç oluyor. Onun için. Ay çok merak. Yani bak, o kadar volümlü ve güçlü duruyor ki. Bir kere inan 5 yaş daha genç görünüyorsun. Öyle mi? Daha çok modern görünüyorsun. Teşekkür o küpelere ilk taktığında da bayılmıştım. Nefis. Nefis küpeler. Ben de beğenmeseydiniz hemen atacaktım nefis burada. Nefis yani. Onlar düz siyah straplez elbise giy çık olur. Kalem elbise giy çık olur. Öyle mi? O küpe başlı başına bir aksesuar. Tulumunu hiç beğenmedim. Ay, çünkü ciddi. Bak o yanlardaki şu dekolte mu? Var. Sen incecik bir kadınsın. Çok. O yanlardaki dekolte. Sen giysen bak böyle oraları simit yapar. Kim giyerse giysin. O çok yanlış bir dekoltedir. Öyle mi? O sadece çekimlerde kullanılır. Yani fotoğraf çekimlerinde kullanılır. Hı. Photoshop'la düzeltirsin. Ekran olduğu gibi gösteriyor her şeyi. Üzerine katarak gösteriyor. Doğrudur. Bence sahnede, özel hayatında hiçbir zaman böyle bir şey giyme. Sen güzel vücutlu bir kadınken şu an benim için orası burası taşmış görünüyorsun. Belin bu kadar, evet, boynun çok... kadar belin var, evet. Ama görüntüye bak. Yani işte bir de üst bedenimiz çok fena, bu dertliyiz. Bir de maşallahın da var tabii. Ne yapacağız bilmiyorum. Ben ayarladım doktorum. Ne yapacağız bunları Songül Hanım? Ben ne yapayım, kızıyor bana. Vallahi buradan bir sıkıntım var ama şey, normalde dediğiniz 36 beden bile hayatım. Giyiyorum. Sıkıntın doktora gideceksin. Varsa... Kestir herkesi. Ona göre gidecek. Ay, kolpürekten saçını keser, buna geliyorsun. Seni sürekli herkesi bir yere gönderiyor herkes. Hakan. Ama şimdi tabii ki yani öğreneceğimiz çok ne şey yapayım, var. Ben çok görsellik şey insanıyım. Öğreneceğimiz çok hayatım, şey var. Hayatım, her sabah aynaya bakıp bunu görüyorum. Çevremde de hep doğru görmek istiyorum her şeyi. Evet. Canım, doğru. Canım. O kadar doğruyum. Ne güldün Özge? Ne güldün Özge? Şey. Aklına komik bir fıkra gelmiş olması lazım. Evet, kendi kendime ben mesaj geldi, ona güldüm. Hiç senle alakası yok. Senin hiç alakası lütfen, yokmuş lütfen. Yani. Rica. Rüyacığım muhteşem bitti söyledin. Bitti mi Hakan? Özür dilerim Hakan. Bitti. Bitirmiş ayakkabılar? Miydi?
Evet, girmeyeyim dedim hani. Hakan benim için paçalara girer misin? Ben attım da attığım iyi mi olmuş? Ben paçalarda bir şey görüyorum. Ben yani şöyle bir şey, normalde sigaret ben hiç tavsiye etmem kadınlara. Aha. Çok keser. Aha. Dediğim gibi avatar gibi olduğu için hani boyda sıkıntı yok. Sen giyebilirsin. Rüya bu bir iltifat avatar dediği. Zaten evde kaldım bu saatte. Hayır ya, çok güzel ya. Her şey bitti. Rüya iltifat ediyor. Bana da diyor, Çağla'ya da diyor, bize de hep avatar. Ben de diyorum bak. İyi bu şey. Ayakkabıyı benim için tek oluru dümdüz bir kalem elbiseyle giymek. Evet, o zaman... Zaten bu kadar hareketli. Aynen. Burada bu küpe varken o ayakkabı olmaz. Daha sade bir şey. Doğrudur. Muhteşem bir performanstı. Teşekkür Dün, ederim. Dün kapanışta olduğu gibi yine böyle keyiften bizi kendimizden geçirdin. Çok teşekkür ederim. Açıkçası benden bugün de onun puanını da göreceksin. Oh, çok teşekkür Çünkü, ederim. Çünkü çok gerçekten bu şarkıyı çok hakkıyla söylüyorsun. Sağ ol. Devamını diliyorum performanslarının. Songül Hanımcığım. Songülcüğüm. Saçıma siz ne diyorsunuz Songül Hanım? Ben Sen sarısını mı sevmemiştin, volümünü mü? Sarısını da volümünü de sevmemiştim. Ben sevmemişti. Şey yaptırayım diyorum yarın. Birazcık böyle alışamıyor gözüm. Alışamaz. Alışır biraz, alışır. Dur, ben ama kalsın. 20 senedir sarışınım ya. Hayatım şu anda esmer İlli değilsin ya da sarı, kızıl değilsin. Hani hala sarışınsın. Değişmesin mi diyorsunuz? Değiştirme bırak. Sen bak. Bir şey söyleme. Ben evet. Abi. Ben yap sarı gitsin ya. Arada kaldı. Onu kandırmaya çalışıyorum. Onun yolunu yapıyor bak o da. Onun da diplerine bak o da biraz daha sarıları kapattırdı. 12'de gittim eve. Kocam yanımda duruyor. Adam caza almaya geldi. Ben 2 saat esir oldu orada. Ben kuaför. Ama lütfen Twitter'dan yazın. Bir sonra zoom alabilir miyim? Bak, bir zoom. Suratına bir zoom. Bu saçlarla daha genç ve daha modern değil mi? Twitter'dan Kesinlikle. Bekliyorum. Benim, sosyal medyadan bekliyorsun Hakan. Benim eşim inanılmaz güzel giyiniyor ve modayı çok iyi takip ediyor. 2 gündür dedi ki hakikaten Hakan sana el attı dedi yani. Ellerine sağlık o zaman. Ama bak şuna parmaklar. Bakıyor. Songülcüm var mı? Doktora git diyor. Bak buradan bakıyor doktora git diyor. İşte yani. Devamı var mı? Yorumunun puanlara geçeyim ben. Ben çok beğendim. Zaten kendisini beğeniyorum. Yani sesi çok teşekkür ederim. Ben zaten o zaman, beğeniyorum. Buyurun. En tamam. Sevdiğim. Ben de hazır. Puancı başı. Ben de hazır. Hadi hadi o zaman. Kocaman alalım. Bir 9. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok mersi. Ey teşekkür ederim. Ben mersi. Bugün her yarışmacıda kendi rekorumu kırmaya karar verdim. Ama bugün eve günü. Pazartesi başka vay, bir şey. Vay, vay. Ben de rekor bekliyorum. Hayatım 7. Orada 26 3 gibi görünüyor galiba ama bu bir 7. Tarihte ya. Yok Hakan'da 7 ya. Kaç puan oldu Rüya? Kaç puan oldu vardı, Rüya? 26 geldi. 26 47. Geldi. 47. Birinci değişecek değil mi? Birinci büyük ihtimalle değişecek. 47 puanla seni yerine Teşekkür gönderiyoruz. Teşekkür ederim. Çok mersi. Ben biraz önce içinden sayıyorsun derken ritmi sayıyordu Aynur abla. Çalıştıysan seni alalım buraya. Günün üçüncü yarışmacısı. Çalıştın mı, çalışmadın mı? Şimdi öğreneceğiz. Ay bu i̇nşallah. Ne şıklık. Bu ne güzellik. Ederim. Nazar boncuğun da var. Nazar değmesin için, inşallah. Üç güzel için. Özge. Çok güzel çok hazırlanmış omuz. Çok çok. İlk çıktığım seneleri hatırladım. Ben de öyle çıkıyordum. Saya saya mı? Ben hayır. Belli bir mahalleden çıktık. İşte şey kavramlar var. Kolunu açma, oranı açma, tülleri buraya bağlarsın, dikersin. Ama bence çok senelerce. Yakıştırmış. Bilmiyorum evet. Hakan çok yapacak güzel. Tabii yorum ama renk falan da çok güzel olmuş. Gel Aynur abla bir arkadaşlardan. Aynur sarma getirdin mi?
He? Sarma getirdin mi? Yok. Ya hepsi. Zamanım hiç olmadı. Yalan ama söz veriyorum ya. Vallahi yalancısın. Kalırsan. Vallahi kim söz verdi dünya? Vallahi yapacağım bak. İris seni de yakaladık. Yapacak yok, inşallah. Haftaya dedim ama. Hadi inşallah. Aynur abla. Haftaya demiş. Yapacak zaman içinde. Sarmayı dolmayı. Kimse bir şey getirmemiş zaten. Ben size söyleyeyim aç kaldım. Ölmez de sağ kalırsak. Kalırsın. Allah korusun. Burcu alalım yorumunu. Aynur abla sesin çok güzel. Sesi konuşur musun Burcucuğum? Yaşamak istiyoruz. Yaşama devam etmek istiyoruz. Sesin çok güzel. Gerçekten çok duygulandırıyor insanı. Omuzlarında böyle daha iyi durdu. İçerideyken böyle almıştı. Hani düz çıkacaktı. Böyle tutarak çıkacaktı. Aynur abla dedim öyle yapma öyle. Hakan Bey çok kızıyor dedim. Gel bari şu araya sokalım falan dedim. Bir düzgün olsun dedim. Öyle yaptık. Yani inşallah beğenir Hakan Bey de. Sesin çok güzel. Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ağzına sağlık diyorum ben. Behtap bir de senden yorum alalım. Aynur abla kostümün çok güzel duruyor. Çok kibar duruyorsun. Ama bu şarkıyı 10 kere değil 30 kere söylesen yine yapamayacaksın. Gitti öyle misin? Gibi gözüküyor. Niye yani o ritim olmuyor? Niye kaçıyor? Niye yakalayamıyoruz orayı? Heyecandan mı yoksa? Öğrenecek. Tabii ki öğrenecek. Buraya çıkınca biraz burada farklı oluyor. Yani oradayla burası çok farklı. Bugün daha iyiydi. Yoksa, ben anlatacağım şimdi. Daha gün içerisinde evet, biz defalarca dinliyoruz Aynur abladan çünkü. Sabahtan akşama kadar aynı türküyü dinliyoruz. Hatta İllallah geldi diyorsun. Hatta sabahlarız bile. Sabahlarız yani artık ama. Artık yapacak bir şey yok. İnsan yani doğal olarak bir şeyi devamlı dinlediği tabii. Zaman sıkılıyor yani açık konuşayım. Haftaya yeni şarkı boş ver merak etme. Ama ben sıkılmadım. Ben şarkıyı çok seviyorum. Severek haftaya yeni dinleyecekler. Boş ver sen. Bir de Ezgi'den yorum alalım. Evet dediği gibi o ritimlerde problem var ama Aynur ablanın sesinin de o yanıklığı böyle tüyleri diken diken etmesi de kolay kolay kimse de olmuyor bence. Kıyafeti de çok hoş. Çok asil durmuş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ay tatlılar, şekerler. Herkes gel Aynur abla gel. Bir şey Aynur olmuş abla, gel, içeride gel. Ne olmuş ben başlayacağım bilmiyorum. Ben dur. Başlamak için bir aksesuarımı bulmam lazım. Bu ne ya? Bu değildi. Bu senin oo, değil mi? Ölçü. Sesini mi ölçeceksin? Kaç oktav? Bu niye bende? Lütfen şunun sahibini bir yadayım. Kaç oktav onu ölçecek ama mezru hali olmuyor canım. Benim aksesuarım farklı. Dur. O kadar güzelsin ki gözlerimi aldın hayatım yani. Wow. Parlıyorsun. Teşekkür ederim. Çıkartabilirim çok sağ ol. Artık. Hayatım o parıltı bence senin şuralardan geliyor. Lütfen bu konuyu kapatalım. Yoksa beni de bir yere gönderecek yakında. Ben çok beğendim kıyafetini. Ne kadar yakışmış çok. Çok teşekkür ederim. Çok güzel sağ olmuş. Olun. Sizlere güzel gözükmek için işte elimizden geleni harikasın. Yaptık yani. Harikasın. Hadi yeme bizim. Kimin Çaban. Düğününde giydiysen mahalleye hava atmak için almışsın elbiseyi. Koluya, komşuya hava atmışsın gelmişsin. Ayrıca bugün ritmi daha birazcık daha yakaladığını düşünüyorum okurken. Aslında daha iyiydi. Dün akşam da prova yaptık ama. İyi. Yani bak, biraz herhalde heyecandan oldu ya. Bir de sonuçta bu şarkıda altta vurmalı sazlar olmadığı için. Davul, bateri ya da perküsyon olmadığı için evet. Ritmi de birazcık açığa okur gibi okuyorsun. Bugün daha iyi okudun. İnşallah daha iyi zaten olacak. Hiçbir zaman detonen yoktu. Ben şimdi ama şeyi merak ediyorum. Ritimli şarkılarda biraz zorlanacaksın gibime geliyor ama onlar için çalış. Ama bugün daha iyi okudun İnşallah düşünüyorum. İnşallah çok büyük bir azim senin, geldi. Senin havan, şekerliğin, karizman yeter. Ay teşekkür ederim. Çok sağ olun. Buyurun efendim. Yani ritimden dolayı ne olacak, nereye gidecek, sahnede nasıl yer alacaksın onu bilemiyorum. Yani çok tereddütteyim seninle ilgili. Ses güzel ama hani mikrofonu aldığın zaman hani okuma kendi kendine, kendi haline okumayı yapamazsak nasıl yapacağız? Sahnede biri senin karşında mı duracak? Çocukcağız hemen bırakıyor orada. O dokunmatik oradan. Bir şey vardı. Hani bir haftayı geçiyor. Hani bu hafta belki geçersin, kalırsın. Yapacağım. İki hafta sonra yani inşallah yapacağım, yaparsın. Yapacağım gerçekten çok tek hırslıyım yapacağım. Tek tedirginliğim o yani bu sahne için çok büyük problem. Ritim. Çalış diyor yani. Çalışacağım. İnşallah. Söz verdim gerçekten çalışacağım. Dolmaya da çalışırsan. Şuraların niye kızardı? Dolma. Stresten mi? Ne? Kaşımış mı? Çok kırmızı oldu. Herhalde kaşımış. Olabilir. Bitti mi senin? Bitti canım. Hayatım senin ritimsizliğin değil bizim orkestranın beceriksizliği. Hakan'ın karışmadığı bir orkestra kalmıştı. Oraya ben da kendi orkestramı getireceğim. Kendi Maxim'de okuduğum orkestramı. şaka bir tarafa tabii ki arkadaşlar nefisler de sen de iyisin. İşte orta yolu bulamadınız halledeceğiz onu. Çok şıksın bu elbiseyi nerede giydin? İlk defa giyiyorum buraya gelirken yeni aldım burada giydim. Ne, bir insan böyle bir elbiseyi niye alır düğün dernek yoksa? Bu sizin buraya için. Almış. Bizim için aldı. Evet, buraya özel aldı. Sen kocanın paraları saç.
Çok taç. Sen bir ev alacağım diye iki ev parası katlansın yiyeceksin artık, burada ben bekle. Ama sonra ödeyecek kocaya, albüm yapacak, hayatım, albümler satacak. Hayatım, bu bilinçli o iki ev parası yer burada. Ha, öyle bir iddiası var mı? Var mı Aynur abla ne? Öyle? Yıldız albüm ol, yapacağım. Albüm yapalım desek, yarışmayı İnşallah, kazansan. Bilmem, öyle bir şey olursa neden olmasın? Yani yaparım, eğer yaparım. Varsa bir şey, parlama bir şey varsa. Ben sana dedim ya enişteleri... Yıldız'ı bana getir de bir şans getirsin Allah aşkına. Ay, benimki doğuştan bebeğim. Bak şimdi. Gerçekten çok beğendim seni bu elbiseyle. Teşekkür ederim. Bir kere çok senin... Her Türk, yani Türk kadınlarının %50 problemi karın bölgesindedir. Aynı problem sende de var ama giydiğin elbise o kadar doğru ki, bir şu uçtan sallananları kaldırsana. Bak, bel yapmış. Senin hiç bugüne kadar böyle bir belin yoktu. Çok doğru bir elbise giymişsin. Hem elbiseyi almış hem belini almış. Yeni hayır, bir bel hayır, satın ama, almış. Ama öyle değil. Ben size söz vermedim mi? Ekmek falan artık yemeyeceğim. Kestim ekmeği falan. Makarna, pilav gerçekten. Aynur yeme beni. 40 yıldır yediğin ekmek 3 günde gitmez hayatım. Ama işte başlangıcını yani bir adım attım. Ne yiyorsun peki? Ödem attı. Ödem vardır ya. Ödemim yemek, var. Çorba, salata. Yani öyle yemek, ekmeksiz, peki, verdin makarnasız, kilo? Pilavsız. Kilo vermiş misin? Tartılmadım ama kendim fark Sisi ediyorum. Sisi gitmiş belli. Ödem. Fark ediyorum yani kendim. Ödem artık. Bütün ünlü kadınlar zaten kilo almaz hayatım. Ödemleri vardı. Ben ne zaman çekime gitsem ödemim var. Ödemim var Tamer abi. Hep öyle bir durum. Ben inkar etmiyorum. Bende kilo var. Yok değil, var. Gidecek ama yavaş yavaş. Ama şöyle bir adım attım sizin için. Hadi bakalım. Büyüksün. Bizim için. Gerçekten büyüksün. Attım. Hayatım günün bak, sonunda senin için. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Evde mesela... Bizim arkadaşlar olsun, komşular falan. Ya sana bir şey diyeceğim. Ayı gibi olmuşsun. Şuna bak ya. Söyle estağfurullah. Yani şöyle olmuşsun, böyle olmuşsun, tamam. Hiç hırs etmiyordum gerçekten. Aman boş ver diyordum, ben böyle güzelim, böyle daha falan diyordum devamlı. Gerçekten kimseye böyle Aynur demek abla, ki kaygı değeri nazik, almamışım. Daha nazik, tamam mı? Bir şey diyeceğim, almamışım. Ha. Ama gerçekten burası ciddi bir yer. Gerçekten o kadar böyle kararlıyım ki. Ay sen buradan bir 36 beden gidermiş. O kadar da değil ama yani fazlalıkları vermek zorundayız. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Her şeyden önemlisi emeğine sağlık. Teşekkür Senin çok ederim. Çalıştığını biliyorum. Çok sağ olun. Özenini görüyorum ve bu benim için çok 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 önemli bir şey. Çok sağ olun. Ay ben de puanınızı görmek istiyorum. Kimden bak? Mert buyur. Mert Beyciğim. Ben mi başlayayım? Daha karar vermedim. Başkası başlasın. Verdim. 5. Tamam. Teşekkür ederim. Benden bir 7. Daha ritimli söyledin ve kıyafetini çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. 18 puan aldın. 6. Aynur ablacığım. Teşekkür ederim. Songül yufka yürekli kurtarmayı bekliyor. Yanlardan az gelirse üstünü tamamlayacak. Aynur abla seni alıyoruz. Teşekkür Yerine. Ederim. Sağ olun. O zaman sıradaki yarışmacımız gelsin. Mehtap'ı sahneye alıyorum. Akşamında o güzel deli gözlerini görebilmek için canımı verirdim. Neredesin? 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 Nerede? Şimdi şu Bilmesen bile ruhumdan
tutamıyorum. Bir Eylül akşamında o güzel deli gözlerini görebilmek için canımı verirdim. Neredesin? Çok hoşsunuz yine. Çok güzel kadar olmasam. Estağfurullah. Siz de çok hoşsunuz. Bugün ama çıktık yarışı. Mehtap. Bugün evet ya, yani gerçekten bir, dört, beşinci günde buraya Özge, geldiysek. Özge seni gölgede bırakabilirler arkadaşım. Aynen, haftalarda. Bıraksınlar, kapışalım. Ben de buradayım, yürüyün. Yorum alacağım şimdi. Gülşah'tan başlayalım, hiç konuşmadın daha. Ağzına sağlık. Teşekkür Şarkını ederim. Zaten çok beğeniyorum. Seni de çok beğeniyorum ve hala anne olduğuna inanamıyorum. Canım sağ ol. Maşallah. Elbisen çok güzel. Teşekkür ederim iyi dileklerin saçların için. Açık da güzel ama sanki toplama olsaydı hani gala gecesi ya biraz daha. Aslında daha da volümlüydü da indi. Krepe. Krepe ama hepsi indi, hiçbir şey kalmadı. Rica etseydin çıkmadan biraz daha dayanın diye. Yani beğendim seni, vücut yapın zaten. Teşekkür ediyoruz. Güzel. Iris, senden de bir yorum alalım. Tabii alalım. Iris'ten ben korkuyorum, bilmiyorum. Diğer yarışmacılar, ben bile sorarken korkuyorum. Ama siz neden Iris burada da yani yorum alabilirsiniz? Ay sürekli ben, çok özür dilerim ya. Beni o kadar çok seviyorsunuz ki her yerde beni görüyorsunuz. Siz ikiniz benim için yer değiştiriyorsunuz. Seli, çok pardon, çok pardon. Benden niye korkuyorsunuz ki? Çok sert bakıyorsun genelde. Sana Iris dediğim için olabilir mi acaba? Sana Iris dediğim için sürekli. Senden de yorum alalım. Mehtap'cığım çok güzel görünüyorsun. Çok güzeldi ama performansın düşüktü galiba yine. Biraz evet o sanırım. Çok. Heyecanlandın, onu hissettim. Elbisen çok güzel ama aksesuar olarak küpeler biraz daha kibar bir küpe tercih etmeni isterdim. Genel anlamda çok iyiydi arkadaşım. Teşekkür ederim, sağ ol. Siz takım gibi de olmuşsunuz. Senin üst, orada alt. Evet, öyle olmuşuz. Sonradan farkına vardık. Bugün evet. Olsun, uğurlu gelir inşallah. Rüyadan da bir yorum. Güzel anne. Yani sen güzel annesin zaten, biliyorsun benim için hep öylesin. Sen de güzelsin. Bugün kesinlikle bir heyecanım vardı. Kesin, kesin yani. Çünkü bunu çok daha sağlam okuyorsun. Kaçırdığın yerler oldu, koptuğun yerler oldu. Bir de o küpelerle o yüzük olmasaydı, sadece onlar olsaydı sanki daha iyiydi. Elbise o kadar güzel yakışmış ki, ip gibisin sen de. Ama o küpelerle yüzüğü sevmedim sadece. Diğerleri siyahlı falan ya, daha bir hoş geldi gözüme. Ama sen güzel kadınsın zaten. Teşekkür ederim. Sana da teşekkür ederim. O zaman ederim. Jüriye doğru gönderiyorum. Çok güzel görünüyorsun. Çok beğendim seni. Kes siyah beyaz olsun, iki kuruş fazla olsun benim. Saçların evet bir tık daha volümlü, daha iyi olurdu ama şekil itibariyle bu straplezi giydiğinde kolye takmıyorsan saçların da güzelse o güzel bir aksesuardır. Küpelerini ben sevdim, yüzüğünü sevmedim. Çünkü şimdi elbise çok iddialı. Bu kadar göze çarpan bir şey de yüzük başka bir tarz, bileklikler başka bir tarz, küpe başka bir tarz, manasız bir şey. Yüzük zaten o yüzük... 15 yaşında bir kız taksın, at onu. Küpeler, ben böyle büyük halka küpeleri saçın içinde çok severim. Yani saçını toplamış olsan onları taksan bayağı iki tencere kapağı koymuş gibi olur buraya. Olmaz. Açık saçta severim ben iri halka. Aslında iri halka artık çok demode bir şeydir ama ben onu bir klasiklere koymuşumdur halka küpeyi. Kurtarıcı da bir nevi, evet. Aynen öyle. Performansına gelince beğenmedim. Yine mi beğenmediniz? Beğenmedim. Yani çok düz okuyorsun. Her sesi güzel, kadın gibi söylüyorsun. Ama bu şarkı öyle okunması gerekiyor. Yani bunu nasıl hareketlendirebilirim başka? Bir duygu. Duyguyla. Bir duygu istiyorum, anladın mı? İşte o duygu mı? Heyecanla karışınca maalesef farklı bir şeyler çıkıyor orada. Orada beni ilgilendirmiyor hayatım. Çıkan ilgilendiriyor. Tabii ki öyle ama. Gerçekten hani sesin falan nefis zaten. Onunla konuşacak bir şey yok. Ama Ama çalışacağım eğer elenmezsem. Her güzel evet. Sesli kadın gibi okudun bak. Anladım. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Evet. Ses tonu çok güzel, nefis. Sahneye yakışıyorsun. Hakikaten zayıfsın, incesin. Belin var. Yani şekil olarak çok güzel.
vücudun var. Ben saçların rengini bir türlü oturtamıyorum. Yüzüyle saç arası bir şey var sanki. Yani oturmamış bir renk gibi geliyor bana ama. O yüzüğü şöyle çevirsene, elinin içine al görünen tarafını. Ya da çıkar. Elin içine, eli kapanmaz elin içine alırsa. O kadar büyük. Çıkardım. Daha performansını iyi. Beğenmedim. Ses var. Görüntü yok. Okuyorsun. Hayır, okuyorsun. Ama zaten söylediğin şarkı çok zor bir şarkı. Bülent evet. Ersoy'dan ya, biz evden dinlemişiz, muhteşem okumuş. Hiç ara bırakmamış yani, nefeslik yeri yok. Her yeri dolduran bir hanım. Yani çok yaşadınız. Çok yaşadınız. O yüzden fark zor bir şarkı. Allah yardımcın olsun, beğenmedim. Bir de şey beğenmedim gerçekten. Ve aslında 5 kişiden belki en çok sahneye yakışan... Hayır, performansımı beğenmediniz yoksa şarkıyı söyleme tarzımı mı yani? Okumanı beğenmedim. Okumamı beğenmediniz. Hayatım, ben dün bunu birine daha söyledim. Hı-hı. Bülent Ersoy'un okuduğu bir şarkı senin ne haddine ya? Bir de hani Bülent Ersoy'dan bu şey hatırladım ben de. Hatırladınız mı? Hani her yerde de bangır bangır çalmış bir şarkı. Ama bakın üstünde Bülent Ersoy söylemiyor, söyleyen çok kişi var. Ben ama şimdi Bülent Ersoy'la o ama kadar yayıldı ki. Ama akılda o kalmış. Yani, benim aklımda kalan o. Aşkım, bak, şarkıyı okuyorsun. Doldurulması gereken yerleri, ses var, doldurmuyorsun. Neredesin? Yapıyor Bülent Ersoy. Sen de yapabilirsin. O zaman onu dinleyeceksin, ondan geçeceksin yani. Ama provalarda çalışırken biraz da öyle çalıştık yani. Kestik bazı yerleri. Yani sadece... Yok öyle bir şey, senin sesin var. Sen ne sergilersen o kadar iyidir yani. Peki, ayrıca tamam. Provalarla olmaz kısıtlı ki. Kalmak durumunda değilsiniz Mehtap. Var yani. Vokal koçunla sen şarkının üzerinden geçersin ama sonra kendi yorumunu koyacaksın. Burada Hakan'ın da son gününde söylediği o. Sen şarkıyı okuyorsun ama şarkı akıyor. Yanlış bir şey olmasa bile içeride bir dinlettirmiyorsun şarkıyı yani. Çünkü bunun da sebebi çok büyük bir yorumcudan dinlenen bir şarkıda insan daha küçük bir yorum duyduğu zaman bu ne abi diyor, geçiyor. Bak yani, şöyle diyebilirdik ya, sen bu şarkıyı zaten okuyamazsın. Niye bunu geçtin, başka bir şey geçsin. Hayır, öyle bir şey demiyoruz. Tabii ki ses demiyoruz var, ama yani. Okuyorsun, çok da dolu. Mesela... Rüya'nın seçtiği parçalardan birini çok güzel okuyacağına inanıyorum. Hep ben Bergen gibi görüyorum onu. Rüya, Mehtap. Hep öyle geliyor bana o eski şarkılar. İsmimi bir türlü ezberleyemediniz. Efendim? İsmimi bir türlü diyorum. Ama ben de çok kişi tanıyoruz bu ara. İz bırakmadın hayatım. Ne bırakmadın? İz bırakmadın. İz bırakmadın. Evet. Senden ötürü. Senden ötürü. Kimden ötürü? Hadi o zaman puanları alayım mı hazırsanız? O yüzden bence daha güzel olacak. Daha sana uygun şarkılar. Ve benden sana bugünkü gösterdiğin diğer performans için 5. Güzel. 6. Teşekkür sadece ederim. Şeyden dolayı, okumanla alakalı, her şey çok güzel yoksa. Benden de bir 5. Çünkü bugün kıyafetini daha çok beğendim. Ama performansın aynıydı. Gönül isterdi ki yukarı doğru gitsin ve daha yüksek bir not puan verebileyim. Bugün de 16 puan aldım Mehtap. 33 oldu toplam puanın. Senin yerini alalım. Tamam. Sıradaki yarışmacımız Jale. O bu hafta bizi çok eğlendirmişti. Eğlendirmeye devam edecek Jale'cim. Yine ölümsüz aşk bende. İstemem ayrılık,
Teşekkür Hakan ediyorum. Hakan bir yere korktum senden. Böyle diyordum. Ne oldu? Kurdum, şeyler, kurdum, kurdum. Düşündüm. Seni şöyle alalım. Arkadaşlarından yorum alacağız. Rüya, farkında mısınız? Bak Jale'de de heyecan vardı. Girişte de problem yaşadı. Değil mi Jale? Fark ettin mi orayı? Heyecanlıydım. Heyecandan tabii. Tabii herkes heyecanlı bugün ama... Evet. Bir böyle şaşırdım kaldım. Daha iyiydi diğer performansı. Gittim mi gidiyorum bu korkusu tabii. Bu heyecana verelim bunu. Bir de Jale'cim sen de güzelsin zaten. Burada sağ olun, çirkin yok zaten. O küpeni şu şeyin Hakan Bey daha iyi bilir. O ayrı ben fikrimi söylüyorum. O bileğindeki şurada parlayan o küpeleri hepsini söküp atmak istiyorum. Böyle seni şöyle görsem. Hani onlar bak o başka ton o başka o başka gibi. Sanki o siyah kırmızıya pek yakıştırmadım. Ayakkabıyı bir ara gördük. Kırmızının tonları tutmuyor ama o çok da göze batmaz. Nasıl olsa sürekli eteğimizi evet, kaldırmayacağız. Zaten. Aç bakalım ayakkabıyı biraz görelim. Belde hani o biraz bolluk var ya elbisede. Tam oturmuyor ama o tabii zayıf yani birazcık büyük gelmiş gibi ama sıkıntı yok. O sadece aksesuarlar beni rahatsız etti. Teşekkür ederim. Bir de lensleri mi çıkardın? Çıkardım. Ay çok güzel. Daha iyiydi böyle. Özge Hanım böyle daha iyiyim Allah balık aşkına. Gibi aman aman diyeyim yani. Ederim. Fark etmemişler. Renkli lens mi takıyordun? Ben evet. Odada Özge Hanım. Ama çıkarmış yani. Ben iyi ki görmedim şöyle tık biliyorsun. Tek hareket. Özge Hanım ben şimdi ilk zamanlar çıktığımda böyle bir hevesliyiz ya. Lensler mensler gözlerim kan çanağı görmüyorum etrafı falan berbattım yani ne birkaç kadar sene. Yapaydırıyor. Ne kadar saçmaymış. Sonra odada dedim ki yani gerçekten Allah'ın verdiği insana en güzel, en güzeliydi. Aynen öyle Allah dedim biliyor ki, da at onları at bir de kıpkırmızı olmuştu gözleri. Senin evet. Gözlerin o kadar güzel ki dedim. Evet, hiç onlara ihtiyacın ederim. Yok o zaman yani. Bir boncuğa soralım Ajda'ya. Yani çok güzelsin. Ben de katılıyorum Rüya ablaya. Bu aksesuarları kullanmasaydın çok daha iyi olurdu. Sesine zaten bayılıyorum. Yolun açık olsun ederim. Diliyorum. Teşekkür ederim. Nurşah bir de senden yorum. ben Jale'nin enerjisini çok seviyorum. Çok sıcacık bir enerjisi var sahnede. Ama bir şey söylemek istiyorum. Yani seni kafamda böyle kurmuyorum, böyle hayal etmiyorum. Bu elbiseyi sana yakıştırmadım, elbiseyi sevmedim. Saç modelini sevmedim. Başka bir şey ne olduğunu bilmiyorum. Repertuarla da belki alakalı. Nasıl hayal kuruyordun beni? Orayı anlayamadım pardon. Nasıl çok mu klasik böyle? Çok daha klasik mı buluyorum. Sen? Evet çok klasik buluyorum şu daha anda. Daha genç bir şey belki. Evet yani daha böyle yaşına, daha böyle onu ortaya çıkaracak bir tarzın olduğuna inanıyorum. Kendisi de bence onu bulacak ilerleyen zamanlarda. Daha da güzel görünecek diye düşünüyorum. Çünkü çok güzel bir enerjisi var. Teşekkür ederim. Ama bugün de güzelsin. Sadece tarz olarak sana yakışmadığını düşünüyorum. Seval bir de sana soralım. Ağzına sağlık. Çok teşekkür güzel ederim. Söyledin. Ama diğer performanslara göre evet heyecanım var. Hepimizde var. Şu an ben de çok heyecanlıyım. Nasıl olacak bilmiyorum. Bugün siz evet, gerçekten bugün tatlılıktan, şekerlikten. Ne oldu? Beraber eve mi çıktınız topluca? Ne oldu? Ben anlamadım bu şekerlik, bu tatlılık. Pardon ben zaten Jale ile... Ben gerçekten her zaman söylüyorum. Performans kötü olduğunda da eleştiriyorum. Giysisi de kötüyse. Yine kıyafetine geleceğim zaten. Kıyafetin evet çok cıvıl cıvılsın. Çok seviyorum senin hareketliliğini ve daha hareketli. Sana da kısa evet çok güzel olabilir ya da daha böyle parlak bir elbise görmüştüm sende. O çok güzeldi. Daha genç ama diyorlar başka galiba. Bir şeye saklıyorsun sanırım. Bugün böyle oldu. Evet takı konusunda da ben de katılıyorum. Kemer hoşuma gitmedi. Ama çok çok tatlısın. İris çok yaşıyor. Bugün patır patır hapşıyor. Deli kendini öldürecek. Hapşıyor diyor. Ben arkada nazik nazik hapşıyorum işte gel. Hayır daha çok kar veriyor. Çaktırmadan hapşıyor atabilir miyim dedi. Olmuyormuş demek ki. İçine hapşırdın böyle içine de varmış. Vallahi patladı. Benim alerjim var bu tepişir tozuna da alerjim var ondan böyle. İris bir de senden yorum alalım. Aslında benim de söylemek istediklerimin çoğu söylendi. O kemer keşke olmasa. Bir çıkartayım mı? Çok kemer şey Hakan Bey yapsın. Yani acaba diyorum elbisenin orası boldu da o yüzden mi taktı? Yani düşünebildiğim tek şey oydu. Kemerle yani, evet. Dövecek sizi. Çünkü sonu olacak bence. Hiç, hayır. Hiç gerek evet, yok ve evet. Alakasız. Evet biraz onun dışında şeyleri kapatmak istedim aslında. Küpenin kotları, rengi kotları. Aslında altın. Ama bir şekilde farklı bir deseni mi bir şey var bilmiyorum. Arada böyle gümüş gibi de görünüyor emin hayır, olamadım. Hayır altın rengi. Altın. Evet dövmeli. Yani söylemek istediğim her şeyi insanlar söyledi zaten. Bir o kemer gerçekten gözümü çok rahatsız etti. Teşekkür ederim. O zaman seni şöyle hadi bakalım Jale'cim. Şimdi evet. O bileğindekini şu aşağı doğru indirsene. Okey. Öyle bileklikler daha spor daha modern bileklikler orada taşınır. Trabzon burması değil bu burada taşınsın.
anladın mı? Bu hepinize, çünkü her koluna bilezik takan bugüne kadar hep öyle şuraya oturtturuyordu. Hadi söylemeyeyim, söylemeyeyim dedim ama bugün artık dayanamadım. İkincisi, her beş kadının üçünün gardırobunda bu elbisenin bir rengi var. Gerçekten var yani. Artık o kadar suyu çıktı ki bu elbiselerin. Ben de yapmıştım 3 sene önce yaz koleksiyonumda. Hazır giyim artık o kadar yayıldı ki. Tamam, bunu giyebilirsin. O zaman işte senin ustalığında, senin tarzında bitiyor. Evet, o kemeri koymuşsun ama koyduğun kemer yanlış. Şimdi beli bol diyorsun. Bak, aklında olsun. Akşam izle sen de. Böyle kemerler bel hattı vermek içindir. Korse etkisi yapar. Bak, bunu böyle takman lazım. Ve yeri de daha yukarısı. Böyle nefes alamıyorum. Sen bunu da alamıyorsan işiniz oraya atın. Böyle elbiseler eşofman giyeceğiz. Bir dahaki sefer o zaman. Şıklığın bir bedeli var, sakın ha unutma. Bir de buradan bütün kadınlara söylüyorum. Bu bir balık elbise. Bu elbisenin şuradaki kulaklarının olmaması gerekir. Bu yanlış bir şeydir. Bu hatalıdır. Ne yapıyorsunuz? Terziye. Çukur, bak çukur, yan dön. Yan dön. Burada bir çukur oluyor. Bunun olmaması gerekir. Şuradaki fazlalığını kulak deriz biz. Burada zaten yanda dikişi de var. Buradan içeri aldırman gerekir. Balık elbise giymen gerektiğinde aklında olsun. Saçına bakıyorum. Bu elbiseyi, bu saçı yaptığın için sen rüküş bir kadınsın. Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. O ancak gündüz, normalde bence senin yaşında çoluklu çocuklu bir kadın yapacağı saç değil o. Neden? 15 yaşında genç kızlar yapsın onu. Ben yani bir kadınların yapabileceği tek örgü şekli, o tek örgüdür. Kalını, incesi, tepeden bilmem ne önemli değil ama. Böyle şey, gelin sepeti gibi, böyle saç örgüsü geçerler ya sepetin üstüne. Ya olmuyor. Hele ki böyle bir abiye elbiseyle bunu yaparsan işte ben sana rüküş derim. Saçı gördüğümden beri üzülüyorum ben yani Jale hiç, için. Hiç, gördüğüm hiç an ve saniyeden itibaren. Hiç olur itibaren. Yok. Elbiseni kaldırır mısın? Böyle iki renkli elbiseler giyildiğinde ana renk, baskın olan renkte ayakkabı giyilir. Doğru olan budur çoğunlukla. Evet. Ha, kırmızı giymek istiyorsan o zaman aynı kırmızı olacak. Bu elbisenin altında belinde o kemer varken rugan giymeyeceksin, deri giyeceksin. Bunlar küçücük küçücük detaylar ama evet, bir araya geldiğinde sonuç bu oluyor işte. Hakan'cığım senin pantolonun ne tatlı. Çok güzel ya. Ne şeker. Öyle. Kendine mi dikti? Öyle. Kendine mi dikti? Kendini tabii seviyor. Ki Özge'cim, sence bu şıklığı kim dikebilir benden başka? Bunu niye giydim görüyor musunuz? Bunu niye giydim, ben işte böyleyim. Ya siyahım ya beyazım. Benim i̇şte. Ortağım yok. Onun yarısı çamaşır suyu dökülmüş bence. Gel gel yanımıza gel de bir görelim pantolonunu. Bak al, kırmızı siyah, siyah beyaz. Hangisi daha iyi? Tabii ki sen yıldızımız yani. Tabii ki Hakan'cığım. Kolaysa başka yani, bir şey de. Estağfurullah. Neyden bahsediyorsun? Tabii ki sen. Tabii ki. Ne şöyle münasebet. Gördük pantolonu, ama şey, çok hoşsun. Bu benim bu yaz erkek koleksiyonumdandı. Defile pantolonum bu arada. Mankenlerimle aynı bedenim. Ay maşallah. Mankenlerimin giydiği pantolonu. Onun biraz daha tombiş bedeni varsa almaya geliyorum canım. Hayatım işte sana göre kumaş top yetmedi. Anlaştık mı? Bana anlaştık. Kızmadın. Hayır, bir de kızmadım. Ay küpeleri teşekkür ederim. Unutmuştum ve... İyi ki senin yaklaşmasa benim yüzümden oldu. Senin bak. Bak, ben de siyah beyazım. Altın detayım var ama başka bir şey olmadığı için bu yıldızı koydum buraya. Ama gerçekten senin giyinmek için çok işin var. Çok Songülcüğüm. Performansınız genel anlamda geçen hafta çok güzeldi. Yani bu haftayı ya çok bu güzel hafta kapattık. Ama bugün heyecanlısınız hakikaten. İstediğim şeyleri duymuyorum. Çünkü güzel okuyorsunuz. Sen bunu kaç kere okudun? Evet. Çok güzeldi. Bugün okuyamadın. Güzel değildi. Kulaklarımız tırmaladı. Kıyafet eleme heyecanı. Eleme heyecanı. Yusuf tabii. Yusuf diyorum evet. Ben ona. Hakan gene daha bence vicdanlı. Ben böyle elbiseyi biraz daha yüzücü tarzda seviyorum. Şurası daha açık. Daha oyuk. Evet. Evet, benim de böyle bir elbisem var ama siyah ve krem. Küçücük kremi var burada ama bu kadar elbiseyi hiç beğenmedim. Kemeri hiç beğenmedim. Saçını hiç beğenmedim. Bir defa bence seni
böyle alıp içeride bir imaj maker değil mi? Yani hani o saçlar başlar her şeyini değiştirmek gerekir. Hiçbir şey beğenmedim. Hiçbir şeyin oluru yok bence. Hakan daha iyi gene bence. Hiçbir şeyin oluru yok. Çok yaşa. Ay ne oluyor be size? Bak içime hapşırdım bu sefer. Teşekkür ederim. Başardım. Ben teşekkür ederim. Cale'cim bizim yaşımız ortaya çıkacak ama çocukluğumuzda Uzay Yolu diye bir dizi vardı. Orada Teğmen O'Hara vardı. O baloya gidiyormuş gibi bir halim var kıyafetinde yani. O kadarım yani. Teşekkür ederim. Kötü yani, aşkım. Yok canım Teğmen O'Hara. Teğmen O'Hara'yı severdim ben de. Hani ne bileyim o köşeli... seni sever miydi Mert? Bilmiyorum hiç buluşamadık kendisiyle. Ama yani ne bileyim öyle bir Uzay Yolu hissi aldım kıyafette ben. Kıyafeti geçeyim Hakan bana bulaşmadan. Performansın heyecanı olmadığı için hafta içinde daha iyiydi. Şimdi heyecan hepinizin performanslarını biraz ister istemez gölgeliyor ve biz bunu anlayış tabii ki gösteriyoruz. Teşekkür ederim. Ama bir gelişme de görmedim, çok büyük bir kayıp da görmedim. Ortalama bir performans ama sesin böyle, çok seviyorum seni. İyi bekliyoruz ya şimdi evet, çünkü ne eğleneceğiz, hüsranla. Ay şimdi ne eğleneceğiz diyoruz, yok hüsran. Günün heyecanı. Bugün ne heyecanı? Normal, artık normaldir. Heyecan yok. Tamam, eleme günü tabii ki heyecan. Yok, sonunda hayır, bir evet. Yıldızlı çek var, bir 2000 liralık evet, ödülümüz de var evet, birinci ama... Mümkün olduğunca şey kontrol yok, etmeniz gerekiyor o heyecanı. Hazırım. Verdim. Heyecanlısın diye. Ay yapmayacağım, kimseye hak geçemeyeceğim. Hakkım neyse onu vereceğim yani. Çok üzgünüm. Evet. Tabii hakkım neyse zaten onu verin lütfen. Hani bugün heyecanlısın, eleme bilmem olsun, ne bir... Kıyak yapayım dedim, olmaz. Yok, öbürlerine yapmayayım, haksızlık, diğerlerine haksızlık olur. Bence de. Üçsün benim için. Teşekkür ederim. Altı. Altı. Benden de bir altı. Teşekkür ederim. 15 puan daha aldın. Kaç olayım, oldun bakalım totalde? 30. Hep söylüyorum şaşırabilirsiniz. 30 ummadığınız puan kişi oldun, burada bir performans gösterir. Aynen. Daha iyi yani, hiç beğenmediğiniz kişi şurada performansını iyi sergilediği zaman en iyinin üstüne çıkabilme ihtimali bundan dolayı var diyoruz. Artık daha fazla heyecan duymak istemiyoruz demek ki. Herkes kendine gelsin diyorum. O zaman bu haftanın yine en çok konuşulan yarışmacılarından birini alalım. Çünkü çok yorum yapıldı hakkında. Gülşah'ı çağırıyoruz. Sana iyi ki varsın, iyi ki sevmişim seni. Hem aldın hem çaldın, helal helal sana. Bakalım duştan çıktığından beri bu 5 günde ne kadar yol kat etmişsin, hep beraber göreceğiz. Önce gel arkadaşlarım bir yorum yapsın. Kimle başlayalım? Selih ile başlayalım bu sefer.
Bak doğru bildim adını. Evet. Çağçın bugün çok güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Gerçekten çok zarif ve çok hoş görünüyorsun. Bugün biraz daha az detone oldun sanki. Bana mı öyle geldi? Sevindim. Eğer öyleyse. Herhalde seni dinlememizden kaynaklanıyor. Evet daha az detone oldu söylemedi çünkü. Hayır. Harp çalışmış. Çalıştı. Az detone oldu ve çalıştı. Okudu. Aferin sana sen. Bak bu 5 gün içerisinde bunu yaptıysan 2-3 hafta sonra neler yapacak? Ben senden çok umutluyum. Bence helva yapar getirir buraya 2-3 hafta sonra. Okudu kızım yok. Sen tamam çalışmaya devam. Tamam. Abi single yapıp gelemez Songül emin ol. Helva yapar, sarma yapar. Kimler yaptı be aman boşver yapar. İçli tava yapar ama bir single olmaz aşkım. Olmaz. En azından bir haftada olmaz. Bugün ben beğendim. Teşekkür ederim. Kılık kıyafet hakkında var mı bir şey? Çok beğendim, çok yakışmış. Rengi de çok yakışmış. Ay ne yalancısınız hepiniz. Hakan Bey yakışmış ama gerçekten bir tek yani. Sevgili müzik öğretmenim çatır çatır konuşuyor. Onun dışında kimse konuşmuyor. Evet o zaman ona söz vereyim ben, Iris'e vereyim. O zaman Hakan Bey çok hoşunuza gitmeyen bir yorumla başlayacağım. Çünkü hakkını verelim, kesinlikle gelişme var. Evet detoneler var, sesin hala çıkmıyor. Ancak sahnedeki duruşun, hani demiştim ya burada konuşurkenki özgüvenini orada görmek istiyorum. Onu kesinlikle görmeye başladık. Kesinlikle detoneler daha az ve hani tavrın, halin çok daha iyi. Ancak renk konusunda katılmıyorum. Birazcık seni yok etmiş. Yani tenin belki daha mı koyu olmalıydı bilmiyorum ya da başka bir renk mi? Ben ancak, de beyazım. Yani tabii sen ne giysen yakışır diye de eklemeden geçemiyorum. Çok güzelsin. Tebrik ederim kat ettiğin yol için. Devamını görmeyi dilerim. İnşallah. De Sinem, ah Sinem senin ayakların acıyor değil mi? Biraz. Hepimizin acıyor. Öyle düşünme, birazdan çıkacaksın çünkü sahneye. Ayaklar acımıyor. Acı yok. Unut. Tamam. Acımaması lazım. Acı yok. Acımaması sen, lazım. Benim de çok acıyor her gün. Bir yorum bekliyoruz senden. Sesi yani kibarlıktan şarkı söyleyemiyor gibi. Tatlı bir sesi var. Tatlı. Ama söyleyemiyor. Tatlı. Huysuz ve tatlı kadın. Aynen öyle. Sen de şarkısıyla cevap geldi. Aynen öyle. Güzeldi. Kıyafetini beğendim. Ayakkabıların dışında. Ayakkabıların dışında. İlla bir şey söyleyeceğim. Buna ne giyecektim ben? Yani... Hadi bir fikir. Arkada boşluk kalmış biraz. Bileğini o kadar sıkmış ki oradan boşluk yapıyor. Öne gidiyor. Evet. Tamam, Sinem böyle yorum yaptıysa vallahi başımıza meteor düşecek. Gel seni alalım şöyle jüriye doğru. İnanamıyorum. Orkestra kendi arasında kaynıyor öyle. Ben arada da oraya oturma. Boş bir sandalye istiyorum oraya. Flüt koltuğu. Arada da oraya arkadaşlar. Gideceğim. Flütümü alıp. Nerede? Sizin varsa benim de var hayatım. Herkesin enstrümanı kendine. berbat bir kıyafet üstündeki. Aynen. Ya o kadar güzelsin ki Fahriye Evcen gibisin. Bu ne yani? Bu ne? Ay tülleri keselim. O kadar manasız bir şey ki. O kadar hele o yandan sarkan onlara kaldı kepçe bir yana kulağı. Şöyle. Ben bak seni yaşı... Kaldı. Ay ben ilkokulda falan öyleydim. Ben ilkokulda falan böyle dolap yazıp insan yapardık ya. Ben onlardan biriydim. Kepçe kulaktım. Eyvah makas. Kestir. Tabii doğru ama doğru o işe yaramayacak. Çünkü doğrusunu yapacak sana Hakan. Sonra bunları ben ofise götürüyor. Ben sana bunun aynısını dikerim gel. Tamam. Ofise götürüyor ve onları... Evet, burada verdiğim her elbisenin zararını ofise kendi atölyemde hallediyorum Allah'a şükür. Dur şunu da alalım bari oradan. Oh şurayı be. Kaldır. Bu bir de etek perdeler bluz kalktı. Mu? Evet bayağı perde aa, gibi. Aa daha güzel, bluzu dışarı çıkar atır bakayım. Şuraya. Daha güzel olur. Atır. Evet. Pigme gibi olur. Yok içine at. Böyle de altın günü kadını oldu. İçinde daha güzel. İçinde daha Şimdi bak. O elbiseyi güçlendirmen lazım. Ama bence sana lazım olan şey renk. Çünkü ay, sen inan. Bak çok güzelsin. Sadece bu böyle bir etek şöyle geçireceğim kafandan. Hani rengi gör diye sonra yine bunu çıkaracağım ki sen kendi elbisenle kal. Arkadaş dur şöyle kalsın. Bak şimdi. Renkle akşam kendini tekrar izle nasıl patlıyorsun? Tamam. Renk. Sen zaten doğru. Çok güzelsin, güçlüsün ve o gücü doğru kullan. Çünkü sesin öyle dümdüz çıkayım da söyleyeyim bir sesin yok. Seni böyle küçük oyunlar yapıp kendine bir şeyler katabiliyor olman lazım. Ama yok dediğiniz sesi bak ne kadar güzel eğitiyor.
Ay, Amy Winehouse olmadı 10 günde yani, anladın olsun, mı? Olsun olsun ben abi. Anlamam öyle. Ben daha ne kadar azalmış. Bana iyi gelecek bir değişikliği istiyorum. Seçtiğin renkler o kadar nötr ve o kadar aslında desenle renk bir araya gelince yaşlı ki senin böyle bir şeyi güçlendirmen lazım. Buraya renkli bir ayakkabı atabilirsin. Beline deri bir kemer koyarsın. Daha modern hale getiriyor olman lazım. Bütün kayınvalideler böyle pullu payetli bir ceket giyer, içine askılı bluz giyer oğlunun, kızının düğününde. Öyle bir halin var. Küçüğünde ne giyer Hakan? Efendim? Büyük, büyüğünde böyle giyiyorsa küçükte ne giyiyor? Küçük oğlunun düğününde. İşte genel. Onda renk mi var? Hayır, onda mesela da güpür ceket. Birinde güpür ceket, birinde payet ceket. Üçüncü açıkta kaldı. Ay çok güzel ya. Ne yapsın canım, onu almış, onu giymiş, onu giymiş. Kadın şimdi çıksın bir de kemer mi arasın ona ya? Ay ne yapsın, almayacak. Sanki mahallede defile yapıyoruz canım. Çıkıyoruz şuradan şuraya gidiyoruz. Omuzlarıma yük bindi. Moralin düştü galiba. Dur yani. Nerede Hakan öyle çökertti ben seni. Orada öyle havalı havalı oturuyordu. Belgin doğru gibi. Buyurun Songül Hanım. Ben çok beğendim. Teşekkür ederim. Bir ayakkabılarında bir problem var. Önü o kadar açık olduğu çok zaman sıkmış evet, bir de ileriye gidiyor. Bizde de aynı şeyler, problemler yaşanıyor. Pazartesi itibariyle bugüne kadar pazartesi çok yemiyordun çünkü. Bugün bu kadar bayağı azalma var. Sahneye yakışıyorsun. Sen bu sesi biraz güçlendirip hakikaten bir haftada bu azimle yürürsen ay ben hiç anlamıyorum Songül herhalde. Songül herhalde ayrı iki insanı dinledik yani. Hayır. Bu kadar iyimser olunabilir. Mert senin de alalım herhalde yorumunu. İyimserlik değil. İlk günle bugünü yan yana getirseniz ya ilk hiçbir gün fark yok biliyorsun. Hayır, hayır. Bence baştan bugün sonra daha kötü. Hayır, bence de. Hayır, baştan sonra detoneliydi. Hayır. Bence bugün hayır, daha kötü okudum. Bugün daha iyi. İddia ederim sizle. Vallahi değil bence. Lütfen Didem sence? Tekrarını getirin dinleyelim bence ya, yapmayın. Bence de bir tık daha iyi, bir tık. Yani çok küçük ama. Aa, ben bu işten anlamıyorum. Belli bence bana, bir tık yani. Hadi sen anlamıyorsun bana o belli de. Bana iki metre şifon getirin, bluz dikiciyim. Bu müzik işi bana göre hayatım, değil. Hayatım ilk gün çok kötüydün. Baştan sonra detoneliydim. Bugün daha en azından sesini sen çalıştırıyorsun diye bana oradan ne yapıyorsun? Bugün daha iyi, bugün daha iyi diyor. Hayır. Ona bir kıyak Serhat falan yapma. Yok. Daha bir tık mı? En azından maestro bir tık diyor ama sesini kontrol etme adına bir mücadelem var. Ben bunu gördüm ve bu 3-4 günde olduysa önümüzdeki haftaları merak ediyorum. İnşallah kalırsın. Şimdi tabii Songül Karlı evet, gibi bir solist Mert bunu söylüyorsa o aradaki farkı görmüştür muhakkak. Hayır sen de gördük. Ama benim söylemeye çalıştığım şu. Ben bir prodüktör gözüyle baktığım hayır, zaman hayır. Burada kaset yapacağımız bir kız yok şu anda. Tamam hayatım, onda zaten ses de yoktu. Şu anda çıkıyor ben şunu ses anlatmaya de çalışıyorum. Birazcık hani işte koya koya birazcık gidiyor daha hızlı bir çocuğum ay sus, yorum yapıyorum yavrum. Sus evladım. Flüt. Masallah masallah. Ha, senin kumaşlar masal değil, bizim müzikler masal. Artık konuşma. Yorumları şöyle bir dur, toparlayalım. Dur bitiriyorum, kumaşları bitiriyorum alıp oraya yığıyor. Puancı başı geldi hadi. Daha hızlı gelişmeler görmek istiyoruz. Daha iyi olması lazımdı, ben çok beğenmedim. Net. Puanları alıyorum hızlı hızlı, seri seri. Flütçü ver puanı. 5 puan. İyi olacağını düşünüyorum. Olmayan bir şeyi var etmeye çalışıyorsun ve arkandayım. Kız bu kadar konuştum 5 için miydi? Hakikaten yani. Bu savun eli, savun. Bak, bu ama arkadaşımız elenirse senden ötürü. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben çok güzel okuyor, çok güzel sesli bir hanım demiyorum ki. Mesela işte çıkıp okuduğu zaman kötü ama burada olmayan bir şeyi var etmeye çalışıyor. Ve hakikaten az detoneyle yürüyor ve sesini kontrol etmeye çalışıyorsun. Kız yürü arkanda. Songül için yapman lazım bu işi artık evet, zaten. Evet. Songül arkanda 5 verdi. Sen Hakan'cığım? 10 veremem. O daha yazacak. Ben vereyim mi? Tamam sen ver Mert'cığım hemen. 4 benden. Daha iyi olsun. Çok iyi okudun. Çok istikrarlı bir yükseliştesin. Bu yüzden 5. Bak verdi ama. Bak benden çok verdi vallahi. Bravo Hakan. 14 puan aldın. Kaç oldu totalinde? 22 oldun Gülşah'cığım, seni de yerine uğurlayalım. Ve sıradaki yarışmanımız müzik öğretmenimiz İris. İris'i sahneye alıyoruz. Sardı korkular gelecek yıllar, düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerimde canlanınca yaptığın haksızlıklar. Güçlendim, her şey bambaşka olacak, döndüm bak. Geldim şimdi bugüne, aslında nasıl sabırla bekledim. Seni yalvarırken görmek, seni
Başka bir şey çıkıyor yani. İris'ciğim senin biz... arkadaşlarının... Puanın hazır. Benim de, bende de puanım hazır. Bende de hazır. Hadi gel seni önce tatlı arkadaşlarının şeker minnoş minnoş yorumlarını alalım. Ezgi'den başlayalım. Vallahi biz yerimizde duramadık sürekli bu şekilde dans ediyorduk. Bence at kuyruğun sıktı ondan oturamıyorsun sen orada. O kadar da sık değil ya Hakan Bey. Çok güzeldi. Zaten çok beğeniyorum Iris'in sesini. Elbisesi de gerçekten kendine çok yakışmış. Ayakkabılar sadece hani siyah mı olsaydı diye düşündüm ama o da zaten performansından hissedilmedi. Bir şey söyleyebilir miyim bununla alakalı? Ben buraya gelirken benimle çok uğraşan, bana çok yardımcı olan bir kızlar takımım var. Hepsine selam olsun. Çok teşekkür çok ediyorum. Şaka, öpüyoruz onları. Yani inanamazsınız şu elbiseyi resmen onlar yaptı. Ellerine şaka yapmıyorum. Yaptı. Şu bir kolyeydi gelmeden önce. Vay. Ne güzel arkadaşlarım varmış. Çok teşekkür ederim. Hepsini çok seviyorum. Şanslısın. Evet, onlar benim seçilmiş ailem. O zaman Aynur ablam. Efendim. Ne diyorsun? Çok takdir eden gözlerle baktın. Evet ya, gerçekten. Sesi gerçekten takdir edilecek gibi. Ya. Sadece saçlarını ben dedim böyle hani dağınık topuz falan gibi yapılsa daha güzel olur diye düşündüm yani. Toplu olsa saçları. Bir de şöyle bir şey aklıma geldi ya, hani mesela biz yaşımız gereği biraz daha böyle uzun falan hani kilodan dolayı falan. Sen de fazla o kadar çok beni aşırı bir kilo görmüyorum. Biraz daha kısa falan biraz. Olsaydı mı acaba etek? Ben yakıştırdım bilmiyorum yani diz üstü falan gibi. Bugün özellikle uzun giymek istedim hani gala günü olduğu için. Bugüne böyle bir elbiseyi uygun buldum. Evet. Yoksa ben de minileri çok seviyorum. Ama yine de güzel, teşekkür çok ederim güzel. Gerçekten dikkate güzel. Alacağım. Teşekkürler. Güzel. Saçımda topuzları çok şey buluyorum. Yani biraz fazla. Daha... Ya bu elbisenin evet, üstüne göre yani, biraz daha derli toplu oldu mu biraz daha güzel olur. Sizin hatırınız için bir kere de benim öyle yapacağım. Benim fikrim yani. Evet. Bir topuz bekliyor Aynur ablam tamam. Senden. Gel senin jürinin. Özge herkes nasıl Munis bugün nasıl? Diyorum işte sakin. İyilik tozu böyle iyilik göreceğim. Tozu dökülmüş üstüne. Pazartesi kalanları pazart. Göreceğim. Aynen. Başlayabilir miyim Hakan? Buyurun, buyurun. Kıyafetiniz de Sayın Akka'ya ilgilenecektir zaten. Flüt dersi bitince. Ama ben kıyafet falan görmedim. O kadar güzel bir çok performanstı. Çok güzel söylüyorsun. Ben senin sahnedeki ışığını niye çok seviyorum. Niye Mert gözüne perde mi indi? Kız kadın karşısında duruyor. Ya şimdi uğraşacaksın benimle diye korkuyorum. Ne diyorsun? Bir söylesene. Çok merak evet. ettim. Ne evet. Söyleyeyim mi? Sen evet. duymadan. Evet. Söyleyeyim buyurun. Seni duymadan. Tabii ki bilmek isterim. Fikrinizi. Söyleyeyim. Sanki bu bir davete giyilecek bir elbise gibi. Belki. Hani... Ama sahnede giyilecek bir elbise ben her zaman, ya benim görüşüm olabilir, özellikle bu şarkıda ben çok daha pop çizgiler isterim. Yani evet. onun tarifini yapabilecek moda bilgisine sahip değilim ama bu biraz daha bir gece elbisesi gibi. İşte onu biraz modifiye ettik dedin galiba, kolyeyi oraya şey yaptık falan öyle bir burayı süsleme. Burayı açtık, şurayı yaptık. Ama hepsine yani benim baştan. Gözümü rahatsız edecek hiçbir şey yok, gayet güzel ama ben performansından zaten kıyafetine bakmadım, eğlendim. Dün akşam da söylemiştim sana. Çok güzel söyledin. Puanın da çok güzel bir puan da hazır zaten. Çok teşekkürler. Ben de kısa Mert'in içindeki yıldırım ayrık çıktı. Doğru mu söyledim bari?
Yani o gideri var söylediklerine. Yıldırım Bey'i öpüyorum. Teşekkür ederim Hakan'cığım. Çok güzel. Buradan sevgilerimi gönderiyorum. Ayrı. Onu çok seviyorum. Dediğiniz doğru. Gala gecesi olmasaydı, hani bu gala günü daha doğrusu, gala adı altına geçen bir şey olmasaydı ben de mutlaka, hele ki bu şarkıda. Daha pop bir şarkı daha hani hareketli doğru. Tabii. Doğru. Yerdim. Doğru. Hemen. Evet. Ben sahneye çıktığın zaman o kadar güzel ve o kadar enerjini bütün her yere ulaştırıyorsun ki hani o hareketlerin, eğlenceli olman, pozitif olman, yani o anda senin ne giydiğine, hani üstünde ne var, ayağında ne var ona hiç bakmıyorum. Hakikaten bazen işte diyoruz ya sahne şeyi, senin ışığın çok güzel, muhteşemsin, çok ses çok güzeldi, nefissin, nefis okudun. Ben dün tekrarları izlerken ilkinde beğenmemiştim, ikincisinde yıkıp geçmişsin, şimdiki performansın ikincisiydi. Evet, hakikaten güzeldi. Evet. Elbisen bence okuduğun parçaya göre sen biraz daha farklı, biraz daha uçuk görmek istiyoruz herhalde. Okuduğun parçalar öyle. Bu tarz elbise senin tarzın değil diye düşünüyorum ama tabii ki gene Hakan bilir. Bir Türk sanat müziği parçası da ileride duyarsak bunun tabii bir benzeri bir ama çok daha genç. Daha, hani dediğim gibi hep biraz daha oluyor ama gala gecesi olmasa. Giydiğin elbise modern bir elbise. Çünkü jarse. Jarse zaten şifon gibi, saten gibi, dantel gibi klasik bir abiye değildir. Fakat onu kombinleme biçimindir önemli olan. Evet. Sen bir elbiseni aç. Nasıl bir ruh haliyle o ayakkabıyı giydin? Beş bir ayakkabım vardı. Eyvahlar olsun. Siyahın yok mu? Siyah vardı da dünkü. Bir daha ayağını şöyle kaldır, bir hayatım, ayakkabıyı tekrar bunun görelim. Bunun altına siyahtan siyah. Başka bir şey giyemezsin. Okay. Bir. İkincisi bu vak yaptığın saçlar ancak klasik bir abiye ile olur. Bununla olmaz. Tamam. Sımsıkı at kuyruğunu yapacaksın. Çıkacaksın buraya. Aynen. O zaman bu şarkının elbisesi olur. Evet. Şarkına söyleyecek zaman hiçbir şey yok. Nefisti. Ve puanları alalım. Puancı başımız. 7. Çok teşekkürler. Maşallah. Kaç geldi çok oradan? Teşekkür ederim. Ama bunu hak etti ya. Hak etti. O değil. O değil. Ama ben pay bırakıyorum. Ama son hayır, o bu kadın bunu ya hak etti. Ya sen bir masayı kırmazsan olur mu ya? Bu kadın bunu kalemi attı. Haksızlık yapma. Evet. Pay bırakıyorum yok. Çünkü Özgeciğim etkiliyor Pazartesiden beni. Pazartesiden sonra kötü okuduğu zaman da 6'yı olacak. Ama hayatım bu kaç hayır. Hafta var önümüzde daha. Aferin ben Songül, aslansın, kapansın. Bak bu yanlış mı? Aa bak beni deli diyor. Bak şimdi bugün onluk mu? Ama pazartesi okudu belki. Bence onluk değil ya. Yani. Hadi otobüs kalkıyor hadi. Çok teşekkür ederim. Gören 3 verdim ya. Sanacak yani. Allah Allah. Kaç oldu çok nedir? Teşekkürler. 45. Masamız kırıldı arada. 45. 45 puansın İris'cim. Seni de şöyle wow. Yerine gönderiyoruz. Sıradaki yarışmacımız çıtı pıtı hali, yeni saç rengi ve Bodrum'daki bavuluyla Seval. Seval'i sahneye alıyoruz. Ben hissettim, tulumlanılmış falan.
Tulumdan ötürü. Tulumlanılmak. Hemen o zaman Ajda'dan bir yorum alalım. Canım çok güzelsin. Bugün saçını çok beğendim. Şıksın. Sağlık. Teşekkür ederim. Kalp, kalp, kalp o zaman. Hepinize benden birer tane biz kalp. Biz bavuldan ötürü, ben Bulgaristan'da o Bodrum'da evet. Bırakmış. Burbet biz bavuldan çok zor, ötürü böyle. Mi? Stüdyoda yalancılık var. Yalancılar var. Yalan rüzgarı var. Smiley, smiley, smiley. Ezgi senden bir yorum alalım. Normalde performans olarak bence en iyi performansını bugün yaptın. Ama çok da heyecanlıyım. Nasıl yaptım onu ben de bilmiyorum. Ama saçına bir şey demiyorum. Anlamışsındır diye düşünüyorum. Çok yok, kötü. Anlayamadım. Keşke güzel bir at kuyruğu yaptırsaydın da dalgalı olsaydı böyle. Saç. O sırtının güzelliği de böyle beline ortaya çıksaydı. Ama performans gerçekten şaşırdım. İyiydi. Teşekkür ederim. Provalara saçı göre saçı var mı bir cevabın? At kuyruğu niye ya değildi? Saçı ben farklılık istedim. Hep at kuyruğu. O kadar farklı olmuş zaten. Çok çok. Evet biraz farklılık istedim o yüzden. Biraz farklılık. O farklılıkla beraber seni şöyle jüriye alayım İki kişiye mi yorum yaptırıyorsunuz? Öyle. Bugün kısa gidiyoruz. Arkadaşlar hepiniz şarkı söylüyorsunuz. Ne yapayım? Size bir saat daha mı vereyim? Ne yapayım yani? Gerçekten bugüne kadar en iyi performansın buydu. Provalarda da benim için berbattın. İlk söylediğinde de berbattın. Bugün o kadar şaşırttın ki beni. Seni dinleyebildim ben. Çok teşekkürler. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Ama çok zevksizsin. O saçı yaptın, geldin ya buraya. Sana söyleyecek hiçbir şeyim yok yani. Hiçbir şey yok söyleyecek. Ben sana bir şey diyeyim mi? Saçı kestiremedi. Baktı nasıl saklayacak? Hayır, bir kestirdim. Bir daha sene. Kestirdim. Ve boyattım, uçlarım daha da bak, sarı yaptı. Bir kala öyle. Sırt nefis görünüyor. Bir kere hani vücuduna çok uygun. İspanyol paça uzun gösterir. Nefis. Boynun, endamın. Her şeyin çok güzel. Ama. Ama. Bana dönüyorsun. O saç beni benden alıyor. Eğer böyle bir şey yapacaksan zaten küpeyle saç aynı yerde olamaz. Küpeyi öbür tarafa alacaksın. Yok ben mikrofondan dolayı. Hayatım orada herkesin mikrofondan ama dolayı. Ama çıkarttırıldı gerçekten sallandığı için burada çok ha, ses çarpıyor. Çıkartıyormuş. Okay. Çarpıyor tamam. Tamam tek tamam. O nazar olsun hadi ama o berbat saçla buradasın ya 2 puanını yedin. Yapmayın. Ay. Güzel be. Değişiklik ne olsun diye. Değişiklik yapmışlarım. Ay sonra biraz farklı bir tarz. Var. Farklı bir şey olsun. Ne var? Ne güzel. Yarın bu saçı yapıp gelmezsen bir daha seninle konuşmuyorum. Benim saçım yok o kadar. Hadi canım. Ben şu bardağı koyarım içine saçına sararız böyle. Hayır ben. Aynen böyle duruyorsun ben, yani. Ben evet ya onlara dediler ki böyle modellere bakıyordum. Tulum giyip sırtımın açık olduğunu söylemiştim. Çok güzel bir örgü yapalım tepede dediler. Hayatım yüzün bak, ortaya şunu çıksın. Şunu sakın kaçırmayın. Bütün kuaförler bana kızıyor bunun için. Kuaförler de kendi sanatlarını icra etmek için farklılık tabii adına bu hatalara düşüyorlar. Özge geliyor tamam sustum. Hayır o saç şovları görmüyor musunuz? Böyle kafalar evet, o yüzden güzel. Ama burası bir saç evet şov değil tabii. Bütününe bakıyoruz. Evet ama ne bileyim hareketli. Hayır yok hani ben kuaförler kaptırıyor. Ben evet beğendim ama ben modacım kızar diye yapamam. Hakan Akkaya kızıyor bana. İzin vermiyor. Ben de bir daha hayatta böyle bir şey yapmıyorum. Ama ben beğendim hakikaten. Onu bir daha yapamazlar bence uçuk zaten. Uçuk bir şey ya. Ütopik bir şey yani. Ya bir daha şey söyleyeyim. Her gün de insan bağlama örgü yani. Songül bir haftadır topuzla burada oturuyorsun ve bunu söylüyorsun İki bana. İki gündür yapıyorum. Ay İki bana gün düşün bir asır geldi. İki gündür. İki yok gündür açıktı topuz daha yapıyorsun önce. Gitmeyin üstüne. Bir asır geldi bana. Ne istiyorsun sen benden ya? Punk istiyorum seni bir gün. Yapacağız. Oğlum, Ajda gibi yapacağız. Yap saçlarını Allah aşkına. Songül sen Seval'i nasıl aa, istiyorsun? Anlat bakalım. Ben beğendim. Hiçbir sıkıntı yok. Tulumu ben de zaten çok severim ve benim hayatımda en çok bana yakışan şey tulumdur yani. Diyorum. Hadi bir tulum giydiriyorum sana. Bir tulum benden. Hadi ben bakalım. Önce senin botlarını getireyim. Sipariş verildi. Botlardan sonra buraya koyacağım ortaya. Çağat önce ben yaptım diyeceğim. Önce ben, hayatım, önce ben. Şimdi ben yaptığın şeye göre bir bot getirdin, tulum giydireceğim. Daha büyük bir şey getirsen bir tuvalet dikecektim. Artık ona peki bakacağız. Artık her şeyi beğendim. Rujunu beğendim, yüzün çok güzel zaten. Saçın yani farklı olması benim için önemli. Tulumun da güzel. Bugün en güzel performansında hep söylüyorum. Ses tonunuz güzel. Maşallah. Ama hep şöyle bir şey oluyor. En iyiler bugün sıkıntı yaşadı.
geçen hafta ya ne olacak sizin durumunuz dediklerimiz bugün yükselişte. Hakikaten iyiler. Doğru söylüyorsun. Onu çok ben ilginç. De fark ettim. Seval, bence rahata bağlamışlar. Seval'cim benim için en önemlisi tavsiyeleri dinliyor olman. Songül'ün söylediği çok doğru. En iyi performansındı. Bugün şarkıyı dinlettin bana ve duygusuyla okudun. Evet gözlerimizi ve Hakan kapattım. Sana geçen sefer dedi ki İspanyol paça uzun gösterir ve hemen uygulayıp hemen gelmişsin. Bu aferin. Gelişmeleri takip ediyor olman çok önemli. Nefis. Tebrik ediyorum. Seste de görünümde de büyük bir gelişme var. Çok teşekkür ederim. Göreyim puanları. Hadi bakalım. Ay çok merak ettim. Saç gitti. 6. Kendim almış gibi seviniyorum ondan. Songül'den bir 6. Hakan'cığım vermedin mi daha? Yazıyorum. Ben veriyorum. Benden de bir 6 geldi. Hakan yazıyor sonra düşünüyor geri düzeltiyor. 5. Çok teşekkür ederim. 17 puan aldın. Kaça toparladık? Kaç olur? Hakan 29. Muhasebeyi bıraktın mı sen bugün? Totalde 29 olmuşsun. Çok seni teşekkürler. Yerine bırak. Alalım. Hakan'ın en sevdiği yarışmacı olan Sinem'i sahneye alıyorum. Sinem. Bravo. Der gibi. Dur bakalım öğreneceğiz onu. Ben de anlamıyorum. Gel. Seval'den başla. Eller kalktıysa bir sıkıntı var. Seval. Bu şarkıyı ben de anlamadım zaten. Ağzına sağlık demek istiyorum ama ben diyemedim. Hiç beğenmedim. Yani gerçek performansın dünkünden yani daha önceki söylediğinden de kötüydü. Konuşamıyorum. Anladım ben. Sen rahat ol. Anlaman gerekiyor zaten. Hı-hı. Sen de farkındasın çünkü. Hı-hı. Hareketlerin, tavırların çok itici. Ablacığım yapma. Böyle bakışları hareket falan davranma. Yaptım. Sana bir şey söylüyorum. Benim gözlerimin içine bak. Bu samimiyetsizliktir. Çok anlamadım, samimiyetsiz pardon, bir dakika, davranıyorsun. Bir daha söyler misin? Çok bir daha samimiyetsiz misin? Davranıyorsun. Yüzüm, gözümün içine bak. Ben sana seninle bir şey konuşuyorum. Bir şey söylüyorum. Eleştiri yapıyorum. Hani gözümün içine bakabilirsin. Bu nedir bu hareket? Ne kadar yanlış yani. Hani. Ya ben sen... bana eleştiri yapıldığında ben... Yapmıyorum. Bir dinleyebilirsin. Sen, ben seni dinliyorum. Sen konuşur musun? Sen konuş, ben seni ben, dinliyorum. Sen söyleme bana konuşacağım zamanı. Ben biliyorum konuşacağım zamanı. O zaman zamanı. Konuş. Tamam, konuşuyorum. Böyle arkadaşlar ben... böyle atışma istemiyorum. Öyle atışma ya, değil ama ben uyarıyorum. Tavır ve hareketlerim nereye çok yanlış. Nereye bakacağımı sana sormayacağım. Sen konuşuyor olabilirsin.
Ben o başka ama yerlere bakmam, seni bak. Başka yerlere bakmam, başka yerlere bakmam. Tamam. Neyse, seni duymuyorum anlamına gelmez. Sinemciğim. Anladın mı? Zaten zaten karşındaki insana yorum yaparken zaten ne kadar saygı bekleyebilirsin yani. Sinemciğim, böyle bir tartışma saygılı istemiyoruz. Saygılı bir yorum yapmıyorsun. Saygılı. Başka birinden yorum alacağım. Iris'ten alalım. Ablacığım, öncelikli olarak şarkıya ilk başlamadan önce sahneye yürürken bile çok asık bir suratla ve çok düşük bir şekilde geldin. O yüzden hani biz dinlemek istemedik. Başlangıcından sen öyle bir tavırla gelince bizi böyle yakalayıp alman gerekirdi. Çünkü hani jüri de hep diyor ya, eğer hani bazı açıklarınız varsa, ki şu da bir gerçek, şarkının birçok yerinde detonesin. Onu kapatmak için biraz daha güler yüzlü, biraz daha şey olabilirdi. Anladım. Tamam, teşekkür ederim. Cevabın ne Sinan, var mı buna bir cevap? Hayır. Niye asık suratla geldin, ne oldu? Aslında asık suratlı değilim. Yani şöyle yürürken. Senin ayakkabılar acıtıyor biliyorum ama bak göreceksin, evet, yani bu bir özür olmayacak kimse için. O zaman benim de mütemadiyen burada 3 saat ağlamam gerekiyor çünkü ayakkabı sıkıntısı varsa. Seni jüriyle baş başa bırakıyorum. Efendim. Şarkı söyleyemiyorsun. Okey. Göbek atabiliyor musun? Hani sen buraya şarkı söylemek için gelmemeliydin. Sen de ki ben buraya geldim, ben de burada olacağım. İyi göbek atarım, iyi ütü yaparım, iyi bilmem ne yaparım ama şarkı no. No. Söyleyeceğim başka hiçbir şey yoksa. Teşekkür ediyorum. Songül'cüm. Yok ya, yani geçen haftaya göre bir tık daha iyiydi. Çalışmış yani. Bebeğim, seni elemeyeceğiz bugün. Sen normal yorum yapabilirsin. O yarışmacılardan biri değilsin. Ya genel anlamda şimdi Sinem gibi hanımlar var aramızda, ev hanımları. Yani bir anda ben de söyleyeyim. Tabii ki öbür arkadaşlarımıza göre, çok güzel sesli olanlara göre tabii ki kıyaslayamayız. Onlara göre tabii ki sesin yok. Okuyamıyorsun, onlara haksızlık olur, öyle bir şey yok ama çalışmış mısın? Çalışmışsın. Ama kötü mü? Olduğu kadar, olduğu evet. kadar. Kötü. Sinem, gelirken zaten ben oldurmayayım diye geldim. Ben katılıyorum arkadaşların. Hani üzüldüm de öyle gelmeni, açık söyleyeyim. Hani ben böyle oh güvenli, hadi bu sefer bugün okuyacağım demeni isterdim ama yine olmadı Sinemciğim, özür diliyorum. Olmadı Teşekkür maalesef. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hazırım. Ay bu sefer benden önce hazır oldunuz. Buyurun. Üzgünüm ama. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benden de. Teşekkür ederim. 6 puan aldın Sinemciğim. Totalde kaç olduk bir onu öğrenelim. 16 oldun. Seni de yerine alıyoruz. Sıradaki yarışmacımız da saçları yukarı doğru uzarken bir anda kendini burada buldu. Ajda'yı alıyoruz. Thank you.
Yasmin'in sevgili Arda Pekkan'la bir alakası var mı? Hani annen çok beğeniyordur. Teyzesinin kızıymış o. Var. Hayır, ondan koymuştur. Yok, babam sanatçı. Beraber işte bilmiyorum hangi yıl, bayağı bir olmuş. Beraber Luna Park'ta karşılaşmışlar. Bir konser olmuş. O zaman da babam demiş ki bir gün kızım olsa Ajda olacaksın. Aa, ne güzel. Bu arada sevgiler, sevgiler. Aynen, sevgilerimizi gönderiyoruz tabii ki. Gülşah'cığım hemen bir yorum alalım. Ağzına sağlık Ajda. Ben seni sahnede çok beğeniyorum. Belki hepimizden daha hareketli ve daha enerjiksin ve bunu bize geçiriyorsun. Teşekkür ederim. Ama kıyafetine geleceğim. Üstündeki çok güzel. Ayakkabılar nedir? Bugün benim numaram. Yani bugün senin numaran ama senin modelin değil sanki. Yani o değil de hani daha yüksek topuklu ve şu bilekten bağlamalı değil, normal bir ayakkabı olsaydı daha güzel olurdu. Ama üst tarafın çok güzel. Sen güzelsin, her şey güzel. Sen de güzelsin. Ay tatlışlar, gel seni alacağım. Yorumları biraz kısa tutuyoruz, malumunuz sen süre. Sen iyi bir bar şarkıcısın bence. Olabilirsin, çıkarsın, eğlendirirsin. Sen repertuarı güçlü olan şarkıcılardan olmalısın. Fakat asla böyle bir pantolon giymemelisin. Sen çok ince değilsin zaten. O paçada biriken pantolon, üzerine bol pantolon, üzerine bir de bluzan giymişsin. Bel formun hiç yok. Bayağı bir kare görüyorum ben. Dikdörtgen görüyorum şu an. Allah'tan hani saç baş böyle bir havalı da bir şeyler oluyor. Çok yanlış giyiniyorsun ama. Genel olarak hani bir haftadır bakıyorum böyle yandan yandan. Bir haftadır kötüsün. Giyinmekten hiç alakan yok. Ya Hakan Bey, Tourette hastasıyım ve kilo... Ne alakası var kilo, kötü giyinmenle? Vallahi kilo aldım yani. 11 kilo aldım Ağustos'tan beri. Onun paçası oraya birikeni giymen Tourette'le mi alakalı? Yani Tourette olmayanlar mı paçası birikmeyen giyiyor? Öğreneceğim işte sizden. Ayrıca çıktığından beri paçana, ben de paçalara bakıyorum çıktığından beri. Niye birikiyor orada diye. Mert hemen yorumunu alalım hazır başlamışken. Ajda'nın performansı geldiğinden beri ortalama gidiyor. Ama ben onda iyi bir ses olduğunu fark ediyorum. Ve bir pop figür olarak da seviyorum onu. Önümüzdeki hafta bu şarkı da, sana çok yakıştığını düşünmüyorum bu şarkının. Önümüzdeki haftaki şarkılara daha iyi olacağını düşünüyorum. Yolun açık olacak inşallah. Teşekkürler. Evet, gene bir şarkının avantajını yaşadık, ritmik. Hepimiz seviyoruz. Daha çok şarkının sözleri, eğlenmek. Evet, hepimiz bir yerlere gittik geldik. Ver coşkuyu oldu. Ver coşkuyu oldu. Evet. Ben de katılıyorum Mert'e. Önümüzdeki hafta başka şarkılarla daha iyi kullanacağın sesini diye düşünüyorum. Ve puanları da alalım. Hazır mı Özgeciğim? Ay bayılıyorum, ver puanımı. Ve sana bir 5. Teşekkür ederim. Güzel. Bir 6. Teşekkür ederim. Benden de bir 6. Teşekkürler. 17 puan aldın. Bakalım kaç olmuşsun? 30 puan aldın Arca'cığım. Seni yerine uğurluyoruz. Şu an gelecek yarışmacımız çok kritik bir durumda. Çünkü en az puana sahip yarışmacılardan biri Ezgi'yi sahneye davet ediyorum. Adına yenilmeden aşık olmadan
Başım döndü. Başın döndü. İyi misin şimdi? İyiyim. Bir şeyler böyle... ister misin? Yok yok, iyiyim. Tamam, seni hemen arkadaşlarına alayım. Birer yorumla devam edeceğiz artık. Süre kısıtlı. Gel şöyle biraz geriye. Hemen Burcu, senden sesli ve hızlı. Bence heyecanına bağladım ben biraz. Yok, gözüm karar çok fena. Yok, İkincide sondakini... kaldı alırken yok, zaten orada kaldı. Yok, sondakini demiyorum hani. Bayağı böyle hani kullanamadım biraz sahneyi. Onu heyecanına bağladım. Ama iyiydi. Teşekkürler. Ağzına sağlık. Hemen seni jüriye göndereyim. Biraz da rahatsız gibisin. Daha fazla tutmayalım. Evet, geçen, bugün yine olmadım. Geçen, dün müydü senin Dündü. Dünkü performansından 5 gömlek iyi bugün. Ben seni dinleyebildim bugün. Teşekkür ederim. Sana bakabildim. Teşekkür ederim. Havalısın. Teşekkür ederim. Şıksın ama tabii ki hatalısın. şimdi bak, en küçücük bir detay söyleyeceğim sana. Kolunda bir ışıltı var ya burada. Evet. O ışıltı varken bir de ayakkabında onun tam tersi bir ışıltıya hiç gerek yok. Çünkü senin üzerindeki elbise modern bir elbise. O elbiseyi dümdüz bir ayakkabıyla kombinlemen lazım. Bir de yan döner misin? Kafan da yan, profil ol. Bak, at kuyruğu yaparken bütün hanımlar dinleyin. Burayı kabarttırırsanız bu demode at kuyruğu olur. Yanlış bir at kuyruğudur. Senin şu kabarttırdığın sıkı bölge. Sıkı olmam lazım. Dümdüz olması lazım oranın. Çünkü o suratı daha uzun ve kafayı düz kafa yapıyor. Yastık kafa yapıyor. Asla olmaması gerekir. Güzeldi. Beğendim ama sonlarda en son kıtağının nakaratında sesin çatladı. İşte orada zaten tam Hakan Bey'e bakıyordum. Şöyle bir hareket yapayım diye gözüm direkt karardı. Yani sesini kaybettin, kontrol edemedim. Ama güzeldi. Teşekkürler. Geçen biraz edalı olmaya çalıştım. Çok yok, daha iyiydi Hakan. Gene öyle böyleydin. Çok daha iyiydi. Yine sizi izledim biraz ama çok size iyi yapmaya izle, çalıştım. İzle akşam. Tekrara bir bak. Pardon. Tabii, buyurun buyurun. Bitirmiş miydin? Bitirmiştim. Geçen günkü performansına göre gerçekten çok çok daha iyiydi. Yani sahne kullanımı açısından olmasa da şarkıyı çok daha hakkıyla okuduğunu düşünüyorum. Güzeldi, ben sevdim. Teşekkür ederim. Sevdim, ağzına sağlık. Sonunda sevindim. Puanlar. Buyurun. 6. Teşekkürler. Ezgi, kurtaracaklar mı seni, göreceğiz. Benden de bir 6. Teşekkürler. 2 gündür hastasın. Evet. Ama dünden, hani dün bizi dinleyip bir günde bu kadar değiştiğin için sana 7 veriyorum. Teşekkürler. Bana bir gün 10 yazıp da çevirdin mi şu yıldızı? Totalde 26 puan oldu Ezgi'cim. O benli değil, emin olsun. Yerine uğruyoruz. Kim geliyor bakalım. Sıradaki yarışmacımız Seli. Başkasına yar edemem ki. İki dünya bir araya gelse imkansız. Seni benden başkasıyla düşünemem ki. Sevgilim, kıskanırlar, yalanlar anlatırlar. Uçurumlara aşkın tuttu ellerimden ummadığım anda. Şimdi ben de hayat rüya, düşlerim gerçek. Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana. Şimdi senle hayat rüya, düşlerim gerçek. Sanki ben hiç yaşamadım seni tanıyana dek. Sağ ol, şöyle alalım seni arkadaşlarına doğru.
Bu elin ne zaman iyileşecek senin ya? Bir 10 günü var galiba. Daha 10 günü var. Evet. Tekrar geçmiş olsun. Yorumları Didem'le başlayalım. Şarkıya girişte bir hata oldu. Onu fark ettim ben. Nasıl fark ettin? Vallahi ben bile fark ettim. Bir ölçü kadar, bir ölçü kadar bir hata oldu. Nacizane. Bir de böyle daha aşkla okuman gerektiğini, yani ben çok severim bu şarkıyı. Böyle hani şey yapasım geldi, çekil bakayım ben okuyayım falan diyesim geldi. Onun haricinde burada zaten benim gördüğüm en şık hanımlardan biri Selicim. Bu kadar söylemek istiyorum. Tabii ona en şık diyen döndüm alır. Sen normal. Bir de Rüya'dan yorum alalım. Saten nedir kumaşı Hakan? Saten. Hiç sevmem. Yavrum. Çok riskli. Ama öğrenelim canım. Yanlış bir şey söylemeyeyim, siz söyleyin diye dedim. Saten çok korkunç zordur. Aman tanrım. Her türlü hatayı gösterir. Dikiş hatasını gösterir. İşte mesela hemen ütüler bozulur falan filan. Sen zayıfsın yani. Ne giysen sana yakışıyor ama... Ben çok sevmedim elbiseyi. Ayakkabıları da pek uygun bulmadım ama ayakkabılar tek başına güzel. Başka bir şeylerle acayip güzel olabilirdi bir o. Bir açsana ayakkabını bu arada. Ben böyle ayakkabı severim. Nereye başka kadar o aç? Şeyle. Bayağı gidiyor. Ha bilekti. Havalıymış. Başka bir havalı. Ama bu elbiseyle olmadı. Evet, bir de elbisenin kumaşı dediğim gibi hatalı. Şarkının girişini zaten kulağı olmayan bile duyar. Orada bir hata oldu. Onun dışında... Neden öyle bir hata oldu? Selin, ne oldu? Olabilir ya, onlar olur yani. Orkestradan ötürü bence. Her şey bu tarafa hep Serhat'ın gidiyor, işleri şey. Bunlar. Her şey. Hep Serhat'ın neden işleri. Neden oldu öyle bir şey? Ufak bir aksaklık oldu. Ben kaçırdım belki metronomu. Olabilir. Biraz da heyecandan. Tabii ki sen kaçırdın. Heyecan, orkestranın heyecan, kaçıracak gel. Hali yok. Yok. Allah Allah. Seni teslim ediyorum. Buyurun Mert Bey. Hemen başlıyorum. Saçlarını açman çok iyi olmuş. Yine Hakan'ı dinlemişsin. Yani herkes bugün seni dinlemiş Hakan'cığım. Dün bayağı bir etki bırakmışsın yarışmacılar üstünde. Aa, sadece dün mü? Topunuz değişiyorsunuz o zaman. Saçlarını açman çok güzel olmuş. Ben kıyafeti... Bugün Beşiktaş maçı falan mı var? Herkes niye siyah beyaz? Hakan dahil. Hakan'a oynuyor. Hakan siyah beyaz sever, ona oynuyor. Nokta atışı. Mehtap da öyleydi. Elbisen de güzel. Hani saten vesaire falan. Hani yakışmış sana. Performansın... İlk performansına nazaran biraz daha iyiydi ama Yıldız Tilbe çok duygulu bir şarkı bu şarkı, Yıldız Tilbe'nin bu şarkısı. Biraz daha hakkını vermeni bekliyorum. Yani artık önümüzdeki haftaya kısmet, burada olursan lütfen hangi şarkıyı okuyacaksan daha hakkını ver. Çünkü çok güzel buğulu bir sesin var. Ama bunu kullan yani. Hani gidiyorsun, hep aynı kafada gidiyorsun biraz. Daha hararet istiyorum senden şarkı söylerken. Ama yaparsın bunu, bir potansiyelin olduğu için söylüyorum. Ederim. Çok cesaretsiz okuyorsun. Ses evet. Var, dün de söyledim ben. Ses var ama cesaretsiz okuyorsun. Parça cesaret istiyor ama. Onu vermiyorsun. O zaman da vasat oluyor. Çünkü var, vermiyorsun. Korkuyorsun, tedirgin oluyorsun. Yapayım mı, çıkayım mı, olacak mı? Hayır, oku. Diyorum hep ya, deton olun ama diyelim ki ay ne güzel okudu, orada tabii bir çıtlama oldu. Kesinlikle. Olsun yani. Ama olmadı. Şu kabuğunu bir kır çık. Belli ki sesin güçlü ve dünyanın en güzel şarkılarından biri. Bir şey tutuyor gibi Selye, değil mi? Evet, öyle bende evet. De o his var ya, bir şey tutuyor gibi. Ve yani Yıldız Tilbe'ye taparım, bu şarkısına ölürüm. Sen bunu söyleyebilecek bir kadınsın ama bunu göster bize. O girişteki o hata olamaz, yapamaz. Gelelim elbisene. Gerçekten saten en benim tavsiye etmediğim kumaştır. Bir jarse, bir saten. Jarse'ye evet. De ben... Jarse sivilceyi bile gösterir vücuttaki. Saten de bir milim dikiş hatasını gösterir. Sen bir de orada öyle otururken, piknikte oturur gibi toplamıştın eteğini, gördüm. Toplanmıştı eteğin. Hayatım böyle kırış kırış çıkamazsın buraya. O ayakkabıları bakıyorum çok güzel. Bu hataları yapan kadın bu ayakkabıyı aç nasıl bakalım. Alır merak ediyorum. Hani sen acaba o elbisenin kadını mısın, o ayakkabının kadını mısın? Çünkü elbise ne kadar rüküşse ayakkabı o kadar iyi. Şık, evet. Ayakkabı. Ama bununla olmaz hayatım. Bir de aklında olsun, uzun elbise giydiğinde düz dururken ayakkabının görünmemesi lazım. Sen yürürken o çıkar, düz durduğunda ayakkabı görünmez. Her işin bir raconu var. Söyle. Söyle. Son dakikada ayakkabımla ilgili bir problem yaşadım. Son dakikada bunu giymek zorunda kaldım. Topuğun mu kırıldı?
O yüzden öyle bir aksaklık. Bir silikon geçirdim. Tabancası isteyeydi. Aklıma geldi. Neyse, nazarlık olmuş o da. Puanlar, puanlar. Hakan'cığım. Hep benden ben... bekliyorsunuz yani, olmuyor. Demin ilk ben verdim puanımı. Düşünüyorum daha ben. 5. Kötü performans. Ses var, cesaret yok. Ses kızdı, var, kızdı, okumuyor. Songül kızdı. Hayır, var, okumuyor. Hayır, ben okuyor diyorum. Öyle gibi, beni burada uyutuyor. Var olmasa, hani diyoruz ya Gülşah, Gülşah'cığım çalış. Zorluyoruz onu ama burada var. İçindeki var şeytan akşama sabaha çıkıyor. Çok az kaldı. Hadi inşallah. Ben çok beğendim. Şarkıyı da çok sevdiğim için. 6. Oh oh. Ben de 6 veriyorum çünkü ben senin sesini çok seviyorum. Güzel söyleyeceğine inanıyorum. Selicim, 17 aldın. Toplam puanında 28 olmuş. Seni yerine alıyoruz. Biz ufak bir reklam arası vereceğiz ama ondan önce büyük ödülümüzü bir hatırlayalım bakalım. Daha gidemiyor muyuz? Tamam, okey. O zaman... Ben söyleyeyim istersen. Sen söyle istersen. Hadi be Songül, bir tane küçücük bir şey söyle. Aa, ben o zaman biz sen de büyük ödülümüzü bir şey hatırlayalım. Ben orkestraya eşlik edeceğim. Daha provasını yapmadı. Ay, bunlar provaya ihtiyacı var. Benim hiç öyle bir şeye ihtiyacım yok. Hadi kızlar, hazır mıyız? Hareketli mi? Hareketli. Bugün Yıldız Benim'de birinci olacak yarışmacı muhteşem bir evin sahibi olacak. Bugün Yıldız Benim'i kazanan yarışmacı, İstanbul'un en çok gelişen bölgesinde yer alan, içerisinde alışveriş ve harika yaşam alanlarının bulunduğu büyük projede muhteşem bir daireye sahip olacak. Büyük ödülümüzü izledik. Gerçekten bugün hayaller gerçek olacak ya da aramızdan ayrılan biri için ev de gidecek, yıldızlık hayalleri de gidecek. Yeni yarışmacı alabiliyor muyum ben, ne oluyor bilmiyorum şu an. Songül. O zaman Didem'i alalım. Aa, Songül'ü alıyorduk. Didem'i alalım dediler. Didem'cim gel. Ay, seni dinleyesin geldi. Bravo Didem. Şimdiden bayıldım sana Didem. Elbise falan şahane, renk çok güzel. İçimi açtın cıvıl cıvıl. Teşekkür ederim. Ben bayıldım sana ama bakalım arkadaşlardan ayılan bayılan var mı? Rüyadan bir yorum alalım. Elbise güzel değil yani mi? Yani hiç böyle görmek istemiyorum Didem'i ben. Ses mükemmel, performans harika. Daha güzel elbiseler, daha güzel, daha modern. Bir de hani biraz önce konuştuk ya, şarkılara kıyafetlerin uyuması da çok önemli. Evet, biraz demiş, pop kaldı ama bugün muyum? Eleme olduğu için biraz daha hepimiz ekstra ama şıkız ya. Ama biraz önceki ya. Arkadaşım da bugün eleme olduğu için demişti. Ona öyle konuşmamıştık, onun için söyledim sadece. Bir de bizim zaten bu
ne olacak bu çüçülerle derdimiz? Ne olacak? Onları artık yok yani. Ha. Onları işin ehli insanlara bizim, bırakırız diye bizim düşünüyorum böyle burada tartışmak yerine. Bir problemimiz yerine var maalesef. Oradan zorlanıyoruz. Onun dışında zaten performansa söyleyecek tek kelime yok, söz yok. Ama sadece kıyafet problem. Başka hiçbir vallahi şey sorun ben değil. Bu halini de sevdim. Böyle bir bir bayi olmuş toplantısında yani sahneye çıkar, evet, bunu da giyer. Aynen, bayi aynen toplantısında giyer. Okay. Ama bu şarkıda bunu sevmedim. Bu şarkıda bayi toplantısında olur bu şarkı. Ama bayi toplantısı değiliz şu an. Ama öyle adlandırır. Öyle adlandırır. Çata çata koyarım. Sahnenin rüya başladın yine mi? Ben koyarım. Tamam. Hemen başladın. Hayır, geri hayır alıyorum. 4 puanımı düşüyor. Çabuk çıkar hayır muhasebeci. Biraz önce dedik ya diğer arkadaşımız. Onun için ona aşkım, da haksızlık olmasın diye söyledim. Sahneye çıkıyor. Hangi sahneye çıktığını o söylesin. Ben bununla bayi toplantısı desene. Ben danteli çok severim. Ben de çok severim. Sakın sevmem ama yani, dansız danteli. Güzel. Ama bu şarkı yani. Valla ben de bayıldım seviyorum artık. Bayi elbiseyi toplantısı mıdır nedir ne değildir bilmiyorum ama. Aynen danteli çok severim. Heyecanla beklediğim reklama şu an gidebiliyoruz efendim. Birazdan heyecan. Didemcim seni jüriye emanet ediyordum. En son orada kalmıştık. Ya biz çok keyifli kaldık. O yüzden nakarattan tekrar istiyorum ben. Nakaratı? Lütfen nakarattan gelmek istiyorum ona göre. Ona göre puan vereceğim. Evet. Bu sesler hayırı alamet değil de durdum. Düşündüm yine niye beni buldum. Eziyetler aklımı nerede düşürdüm. Bu vaziyetler hayırı alamet değil de durdum. Düşündüm yine niye beni buldum. Eziyetler aklımı nerede düşürdüm. Bu vaziyetler hayırı alamet değil de durdum. Düşündüm yine niye beni buldum. Eziyetler aklımı Başardınız orkestra. Veriyorum güzel hemen. Evet, buyurun. Ay inanmıyorum. Kötü değil mi? Göstersene. Bakayım oradan. İnanmıyorum. Oo. Oo. Teşekkür ederim. Ama ne olur kıyafetine biraz daha dikkat et. Hı-hı. Evet. Yani çok yoğun çalıştık biz. Yarın ya da öbür gün boşa çıktığım... Biz bütün hafta güneşlendik. Hayır, başka hep beraber ama hani bizim daha kısıtlıydı prova yaptığımız için. Tamam. Cumartesi ya da pazar birazcık kendime çekimden vereceğim. Ya benim çok sevdiğim, ben danteli çok severim, çok severim. Hatta dantelden dikilmiş ne kadar güzel elbiseler vardı değil mi? Çok. Arkadan böyle düğmelerle ben gelir falan. Evet. Çok seksi. On bacım. Teşekkür ederim. On. Çok mersi. Onluksun, onluksun. Teşekkür ederim. Onluksun, on numara. Çok nerede mersi çıkarsan gelir dinleriz. Didem her zamanki gibi ilk çıktığın andan beri performansın çok güzel, gittikçe güzelleşiyor, demleniyor adeta. Çok merak. Sadece ilk hafta olduğu için 9, yoksa tamam içimde 10, 10 ve 10. Teşekkür ediyorum. O içindekini niye vermezsin anlamıyorum. İçimde zamanı 10 var hayatım, zamanı 28 var. 28 puan aldın şu an. Totalde ne kadar oldu? Onu 46 puanla seni yerine teşekkür uğurluyoruz. Şimdi de eleme gününün son yarışmacısı Burcu geliyor. Hiç doğmayacak o gibi.
nasılsın? Teşekkür ederim. Heyecan daha mı çok bugün? Evet. Şöyle alalım seni. Hemen kısa bir yorum alacağım. Ajda. Bugünkü performansını daha çok sevdim. Bana dokundun, böyle bir tüylerim diken diken oldu. çok da şıksın. Biraz galiba saçında hani bir şey dağılmış var olabilir. Ama hani çözemedim. Onu Hakan Bey söyleyecek. Güzelsin yani. Teşekkür ederim. Bir yorum daha alalım. Aynur abladan alalım. Ben beğendim. Biraz daha geçenki performansına bakarak biraz daha güzeldi. Ben öyle gördüm. Saç öbüründen bu seferki biraz daha iyi olmuş. Onu fark ettim. Öbürü hani böyle top gibi diye topuz gibi. Bu biraz daha iyi olmuş. Teşekkür ederim. Güzel. O zaman şöyle seni jüriye doğru gönderiyorum. Kaç yaşındasın? 26. Ay geliyor. Ay elbiseyi kes artık. 26. Şimdi herkese bir şey göstereceğim. 26 yaşında. Bir şey söyleyeceğim. Dün giymedim aslında. Bugün bacaklarım pullandı. O yüzden giydim. Tutamıyor kız. Pullanıyorum. Ay ne güzel giydim. Süper ince, süper ince. Ay tutu. Ah ne güzel. Oh canıma değsin. Oh. 26 yaşında bir kız ten rengi, bu renk, ten rengi çorap giyemez. İkisi arasındaki farka bakın diye tekini kesiyorum. Sen de gece tekrarı izlerken bak. Dün giymedim aslında. Bu çorap olan, evet. Bu olmayan. Senin yaşında bir kız giyemez. Kusura bakma. Hele o, o tonu giyemez. Ama gerçekten o kadar büyük kötü fark. Kötü bir şey söylemiyor. Çok güzel bir şey söylüyor. O tonu giyemez. Çok doğru bir şey bak, söylüyor. Sen de kendin göreceksin. Daha iyi duruyor. Güçlü duruyor. Bacağın zaten çok güzel, pürüzsüz. Niye giydin hakikaten? Yok, şuralarımda, şu bacağımda özellikle biraz pudra. Kaşıdım herhalde. Pudra süreceksin. Ama olsun, sen öyle görüyorsun, sürdüm, böyle çok kötü göründü gözüme. Acaba dedim ya hani görünür bana, mü diye. Bana ten rengi çorabı yutturamazsın. Ay korktum. Yok gerçekten, dün giymemiştim zaten. Olur yok. Ne? Elbiseyi kes sen diye korktum. Elbise çok güzel. Elbisene bayıldım. Çok güzel. Teşekkür ederim. Saçını çok sevdim. O siyah kömür sürülmüş gibi lekeyi sevmedim kulağında. Bir de Truva Karkol elbise giyerken... hep şu dirseğe kadar, yani dirsekten altının açık olan bir tekini toplasana yukarı. Evet, boyu kesiyor çünkü. Şimdi ikisi arasındaki farkı yine akşam bak. Bütün kadınlar baksın buna. Dirseği açmak lazım. Türk kadını öyle 1.80 kadınlardan oluşmuyor. Onun için o proporsiyonu tamamen kesiyor. Bu açıyor seni. Daha yüksek gösteriyor. Anladım. Artı şarkı, bugün seni dinleyebildim. Sen önce dün çok mü yarışmıştın? Dündü. Dünden bugüne bayağı yol kat etmiştin. Gece uyumadın sabaha kadar. Evet. Yazık evdekilere. Evdekiler hiç öyle düşünmüyor Hakan'cığım yani. Buyurun. Ben elbiseyi çok beğendim. Ayakkabıların güzel, saçın güzel. Hep söylüyorum, ağzını açarak okuyacaksın. Ah çalışıyorum, ona da çalışıyorum. Ben evet. Allah'ım. Buna can dayanmaz. Ama arada da ağzı açıyor. Ama kısıyor, ağzını kapatıyor. Doğru söylüyorsun. Geviyor, 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 geviyor. Yani okuyorsun ama ağzını açmıyorsun. Muhteşem, üstün çok güzel. Teşekkür ederim. Burcucuğum, elbisen gerçekten güzel. Ayakkabıların da sade süet değil mi onlar? Süet giymişsin. Evet. O yüzden çok da güzel dengelemişsin. Performansın düne nazaran biraz daha iyiydi. Ama çok daha etkili şarkı söylemen lazım. Her cümleyi İnşallah. Anlatman lazım. Dünden bugüne eğer böyle düşündüyseniz. Yok, biraz gelişme var. Ama herkes söylediğim gibi o gelişmeyi hızlandırın. Zaman hızlı geçiyor. Önümüzdeki hafta çok çok daha iyi bir Burcu görmek isterim. Bir şey söyleyeyim, buradaki iyi okuyan seslerin işi zor. Evet. Siz zaten üstüne koya koya iyi okumak için mücadele ediyorsunuz. Ama iyi sesi olan ve iyi okuyan kişinin işi zor. Belki de hedefte 4 kişi. Belki de 4'ü bir arada kalacak. İyi okuyan seslerin işi zor. Aynen öyle. Beğendiniz mi peki? Çok siz beğendim. Ben onu merak ettim aslında. Beğendiniz mi? Çok beğendim. Sence beğenmedim demek mi oluyor bu kadar yaptığı? 5 yok hayatım. Bugün teşekkür ederim. En iyi okuyanlar 10 puan olacak. Önce bir şey sormak istiyorum. Arkana soracağım. Bu kahkül ben de kestirdim bir ara. Şu an geriye geriye atıyorum. Çok zor kullanımı. Bu doğru bir boy mudur? Doğru bir yer midir? Nerededir? Güzel. Şimdi yani çok göze girmemesi lazım kahkülün. Tam nerede olması gerekiyor aslında sence? Aslında o şöyle bir şey. Ben o kısacık kahkülleri çok sevmiyorum. Bazılarına çok %3 yakışıyor. Çünkü ama bu sene şu an, çok var ve herkes kestiriyor. Herkese yakışmıyor. Yani ne kadar güzel yüzün olursa olsun o güzel yüzle alakalı değil. O tamamen suratın yapısıyla. Mesela sana olmuş, senin alnın geniş galiba.
Genişteydi. Ben hani yüzümü biraz daha kısaltması. Bir de sivri senin evet, suratın. Evet hani işte doğru ama çok az kahgülün yakışabileceği. Hakan kaşı kapatacak mı yani? Normalde kapatması lazım. Kaşı. Yani şöyle olması lazım. Çünkü seninki kaş doğru. İfade için çok önemli bir şey. O kapanınca peki yani. Hayatım oradaki bütün ifadeyi kahgül veriyor zaten. Ama kahgülün kesimi şuralardan başlarsa tam oturtturabiliyor. Yani şuralardan evet. Yaparsa biraz sıkıntılı. Buradan, geriden başlayınca ama geriden başladığı zaman evet. Sen istediğin evet, şekli sokacaksın. Onu geriden. Evet, bir şey, geriden. Bir şey daha soracağım ben. İki renk saç. Ona ne diyorsun? O moda aslında. Evet, yani umbre, gerçi yani biraz iki sene oldu ben. İki sene umbre. Önceki defilemde yapmıştım. Ay yerim seni, yerim. O zamanlar gelememiştik. Çok önce bir kişiyim. O zamanlar farklı yerlerde oturuyorduk, şimdi burada oturuyoruz. Ondan. Yerler İkameti buraya aldırınca bak evet, aynen. Defilelere aynen oldu. Hemen iki gün sonra gittik defileye. O zaman ama şey, evet, ya ben iki sene önce yapmıştım ama doğru. Hani o zaman daha çok bizler defilelerimizde güzel. Önden yapıyoruz. Ben seviyorum iki rengi. Puan mı istiyorsun Özge? Puan istiyorum. Yavaş yavaş. Hiç sakin, elimi sakin. Yormadım. Az önce Didem'e 9 vermişim. Onu ters çevirdim 6. Teşekkür ederim. Ben 5 verdim. Gösterdim. Görelim bir daha. Güzel bir 5. 11 oldu. Azalarak gidiyoruz. Ben de 4 verdim. 15 puan evet. Aldım bugün. Totalde ne almışız? Ay veriyoruz veriyoruz. 22 kim oldun. Az en düşük Burcucuğum, kim onu merak ediyorum. Senin yerini alıyoruz. Geldik. Ve o an. Heyecan Doruk'ta gitgide zirveye tırmanıyor. Gerçekten biri aramızdan gidecek, biri de birinci olup yıldızlı çeki alacak. Ama onun öncesinde Songül'ü ben bir sahneye almak istiyorum. Ay ben ne istiyorum. Yapayım bu kadar güzel sesli elemeye kadın var. Elemeye gitmeden kızları biraz atlatalım şöyle bir eğlenelim. Peki o zaman hareketlenelim. Buyurun Cüneyt Bey siz başlayabilirsiniz. Thank you.
Anlamadım. Geldik. Bak bu program bitmeden bir tane Hakan, bir tane Özge okuyacak. Özge sen düet okumuştun. Yapalım. Sen okumuştun. Ben. Sen okuyacaksın. Songül ben onlara özel bir düet yazayım Özge mı? Özge düet yapalım. Özel bir düet yapalım mı? Ona varım. Yalnız ama olmazsam. Ama düetle belki biz buradan gidebiliriz hep beraber ekip olarak. Hani tek tek. O kadar mı kötü olur diyorsun? Hayır hayır. Yani Özge'nin okuduğunu biliyorum gene de. Nereden biliyor? Biz niye bilmiyoruz? Ben sana bir tane okuyayım aksine o zaman. Aksine ben hiç şey yapamıyorum. Okuyamıyorum. Ben seni sevdim. Ses ver de ya. Ben seni sevdim. Dünyalara bildirdim. Ben seni sevdim. Dünyalara bildirdim. Hendirdin kaşları. Karışma, alıcı bu. Çıkardım madem karışma. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Vermem seni evlere, ordu üstüme kalksa. Sürmelim sevindim. Bravo Songül. Yönetmen bağırıyor yukarıdan. Ben bir ordulu bir olarak. Bir daha yönetmenin lafını dinleyip şuraya çıkarsam ama. Ben bir ordulu bir olarak. Bir değil, iki değil, dört olsun. Geçek. Sıra geldi günün en heyecanlı anlarından birine. Elemeye geçmeden önce günün en yüksek puan alan yarışmacısına yıldızlı çeki. 2000 TL'lik çeki vermek istiyorum. Günün en yüksek puan, yani bu haftanın en yüksek puan alan yarışmacısı Rüya'yı yanıma alıyorum. Bravo Rüya. Ben bundan sonra bu yıldızlı çeki özel bir şarkı istiyorum. Verirken biraz oynayalım şöyle öyle vereyim diye. Rüya'cığım tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. 47 puandı sanıyorum. Yıldızlı çeki 49. Galiba. 47. 47 miymiş? 47 puanlı haftanın birincisi oldun. Çok teşekkür sana ederim. Sana çekini takdim ediyorum. Çeki de biraz büyütelim bence böyle hani olur ya. Görünür daha herhalde. Coşkulu olsun. Evet. Aynen şimdi öyle. Şimdi soranlar oluyormuş. Show TV veriyor mu gerçekten bu paraları bu evleri eskiden diye? Eskiden de hayatım o vermediği dönem ama, bitti. Ama bir şey söyleyeyim o kadar yanlış ki işte görsünler yani. Aslan gibi aynen. Kanal her tabii şeyi ki. De veriyor yani. Tabii hak ederek de aldın. Evet. En güzel şekilde değerlendirmen dileğiyle çok seni bensin. Yerine uğurlayalım. Sağ olun. Bravo. Şimdi de yanıma günün en düşük puan alan yarışmacısını almam gerekiyor. Yani bu haftanın en düşük puan alan yarışmacısı Sinem. Sinem. Sinemcim. Efendim. Puan tablosunu bir görüyoruz şu an. En yüksek puan Rüya'daydı. En düşük puanı sen almışsın. Burcu da düşük puanlarımızdan biri. Haftaya kendilerini toparlayacaklarına inanıyorum. İyi olanlar da daha da azimlenip hızlanacaklar diye düşünüyorum. Ne hissediyorsun? Yani normal buradan hiçbir şey yokmuş gibi çıkacağım, evime gideceğim. Kızım çok yalnız kalıyordu. İyi ki geldin okuldan geldikleri için. Bir dakika ya, daha yalnız dakika. Elenen belli değil. Bir aday daha alacağız senin yanına. Sinemcim henüz seni göndermiyoruz. Aa ben gidiyorum. Sinem çok hazırlanmış. İyi ki geldim diyor musun ama? Ya, efendim? İyi ki geldim diyor musun? İyi ki geldim. Hakikaten geldim çünkü ben monotonluktan çok sıkılmıştım. Yani ben çok sıkılgan bir yapıya hayatına sahibim. Hayatına bir renk katmış aynen, oldum. Aynen. İyi ki gelmişsin. Ama bir şey İyi daha öğrendim. Bir daha musiki söylemeyeceğim. Yani. Daha kıyamam dur sana. Bakalım daha gitmedim. Yok. Belki zorla söyleteceğiz onu bilemiyorsun yok, şu an. Ama hiçbir güç daha sana bizi söylemez. Tamam. Bir aday.
adayımız daha olacak bizim. O adayımızı da yarışmacılarımız belirleyecek. Demin o tatlı tatlı, sen çok hoşsun, sen çok şekersin diyen birbirine yarışmacılarımız. Şimdi bakalım ne yapacaklar. Herkesten bir gitme adayı almam gerekiyor benim. Önce Jale'den başlıyorum. Jale, kim gitsin ve sebebi? Dur. Gerçekten. Hızlıca. Burcu diyorum. Burcu diyorsun. Evet. Performansı neden? Düşük olduğu için. Düşük puan aldı. Evet, düşük puan aldığı için. Ezgi. Yani ritim problemi belki sonradan kazanılamaz diye düşündüğüm için Aynur abla diyorum. Aynur abla diyorsun. Selin. Ben de aynı fikirdeyim. Ritimle alakalı çok çalışması gerektiği için Aynur Hanım diyorum. Aynur abla, sen ne diyorsun? Senin de adayını alalım. Sebebi nedir? Ay çok zor bir soru ya bu da. Ben de Gülşah diyebilirim ama yani çok hani tamam belki biraz boy boz falan şey ama ses tonundan yani düşük olduğu için. Sen de Gülşah'ı söyledin. Burcu. Ben de Aynur ablayla aynı yani aynı şeyi düşünüyorum. Gülşah diyorum. Yani o da benim gibi. Tekrar volümü... Gülşah mı dedin? Ben de Gülşah diyorum çünkü onun da volümü düşük. Bilmiyorum, belki volümünü yükseltebilir başka şarkılarda. O da benim gibi. Ben de öyle düşünüyorum kendim için. Daha iyi olacağımı düşünüyorum. Öyle yani. Gülşah, sen ne diyorsun? Senin gibi olduğumu düşündüğün için ben de Burcu diyorum. Sen de Burcu diyorsun. Küçük bir tenis maçı oldu. Nurşah. Ritim sorunu ciddi bir problem, bu yüzden Aynur abla. Efendim? Ritim sorunu ciddi bir problem olduğu için Aynur abla diyorum. Aynur abla diyorsun. Çünkü rakip görüyor. İris'cim çok üzgünsün. Zor bir karar. Evet, çünkü benim söylemek istediğim ismi çıkardınız. Çok da kuvvetli bir gerekçem vardı. Şimdi kuvvetli bir gerekçem yok. Ama onu da paylaşmak isterim kısaca. Biz reklam arasında lavaboya gittiğimizde bir arkadaşımla arasında atışma oldu ve nasıl diyeyim, çok kaba kelimeler kullandığını ve burada kalmak istemediğini düşünmüştüm Sinem Hanım'ın. Ancak siz çıkardınız, bence kimin söyleyeceğimi bilmiyorum. Sinem çok diyebilirsin. İsim alalım. Sinem diyebilir miyim? O zaman Sinem. Evet, buradayım. O zaman Sinem dedin. Sinem diyemiyormuşuz. Sinem zaten bir aday. O zaman Burcu. Sebebi de hani yeterince ağzını açarak şarkı söylemediği için ve birazcık daha kendi kişisel hayatına şu anda odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Bir tane daha Burcu geldi. Seval. Ben de Burcu diyorum. Sen de Burcu diyorsun. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Ajda. Diyorum. Jüriyle yaşadığı Nurşah. Jüriyle yaşadığı polemiklerden dolayı hiç hoşuma gitmedi. Bir de sahnede bir ışığı olduğuna inanmıyorum yeteri kadar. Bir tane de Nurşah geldi. Mehtap. Ben de Burcu diyorum. Eris'in söylediklerine de katılıyorum. Kötü bir performanstı, onu söylemek istiyorum. Bir Burcu daha geldi. Rüya. Burcu diyelim. Burcu. Burcu kuvvetli muhtemel. Birazdan seni yanıma alacağım. Didem. Ben eğer çalışılırsa belli bir yere kadar detonasyonların, sürtonasyonların ya da entonasyonların hepsinin bir yere kadar düzeleceğini düşünüyorum ama ritim probleminin çözülebileceğine ben de çok inanamıyorum. Yani hakikaten çok uzun yıllar çalışılması gerekebilir. O yüzden de Aynur diyorum. Aynur abla diyorsun. Yanıma bir aday daha alacağım şimdi. En çok kimin ismi söylendi diye aklımda bir tahmin var ama. Burcucuğum, seni yanıma alıyorum. Sevgili seyirciler, heyecan dorukta. 6 kişi ismini vermiş Burcucuğum. O yüzden yanımıza geldin. Sinem de en düşük puanı aldı. Bundan sonrasını ben jüriye bırakacağım ve aramızdan biri yıldız kayacak. Heyecanlıyım, çekiliyorum. Olur ya filmlerde. Mikrofonlarımızı kapatın 2 dakika. Hazırız. Gerekçelerinizi
bekliyorum. Tek tek isim almak istiyorum sizden. Herkes yani üçlü bir karar verdiniz ama herkesten bir isim tek tek duymak istiyorum ve gerekçelerinizle. Okey. Buyurun. Hakan'cığım sen başla. Gönlüm ikinizi yollamak istiyor. Benim için en başarısız ikinizsiniz. Dinem gitsin diyorum. Dinem bir tık daha başarısızsın. Ama yakınsın. Kaldın. Sana çok iş düşüyor önümüzdeki hafta. Evet, biliyorum. Bence bir daha buraya çıkma. Yani buraya çıkmak çok kötü bir şey arkadaşlar. O yüzden hani... Sinem gitsin. Sinem ne olur darılma. Estağfurullah. Çok şekersin. Sana bayılıyorum. İlk günden beri takılıyorum. Biliyorum. Umarım seni kırmadım. Biliyorum. Ama hani biz seninle arkadaş olalım. Gel kahve içelim. Pastaneye gidelim. Börek yiyelim ama burada değil. Evet. Teşekkür ederim. Tamam. Sinem gitsin. Çünkü Burcu biraz daha ağız açma olayını tamamladığı zaman daha net şarkı okuyacak ve daha kolay, yani çalıştığın zaman daha kolay halledeceksin ama Sinem daha çok uzun yolu var. O yüzden Sinem. Şarkıcılığı daha zayıf olduğu için... Mert bir şey soracağım. Söyle. Şimdi ikisi de güçsüz. Evet. Eş değerler. Evet ya, birini eliyoruz ve bu bizim ilk elememiz. O yüzden ben sizden daha biraz daha neye anlatıcı, göre, neye göre eler? Şeyler i̇şte, bekliyorum. Şu, hayır, başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen bir prodüktörsün. O iki hanım geldi. Hangisine neden albüm yaparsın? Bana onu söyler misin? Şarkı verirsin. Hakan, ilk olarak bir kere ses denen malzemenin olması lazım. Biz dünkü yayında da bunu konuştuk. Yani çünkü bu ses olmadığı zaman dinlenebilirlik olmuyor. Yani nasıl ki sen diyorsun ki ben bir tane model aldığım zaman ideal ölçülerde, belli güzel ölçülerde bir kadını giydirmen daha kolaysa, benim de belli bir sese sahip, kulağa sahip bir insana şarkı söyletmem ve müzik yapmam onun üzerine çok daha rahat. İkinci olarak neye bakarım? Kesinlikle hemen fiziğe bakarım. Çünkü çok büyük bir tamamlayıcı olduğunu düşünüyorum. Fizikle beraber benim bakmam gereken bir şey daha var. O fiziğin sahnede nasıl kullanıldığına da çok bakarım. Çünkü çok güzel bir kadın sopa gibi sahnede durabilir, hiçbir de bir şey ifade etmez. Elektrik direği gibi bütün gün dikilebilir. Peki. Ajda Pekkan dans edemeyen bir kadın. Hala ama, nasıl star? Ama hayatında bu kadar güzel, ya. Ama hayatında bu kadar güzel olduğu yerde duran kadın da az görür. Çok ışığı var. İşte çok. Bunu öyle, duymak, bunu duymak. Aynen. Duymak öyle bir durum ki dans etmesine gerek kalmaz. Hep de Ajda çok Pekkan eleştirilir ama kadın pozuyla zaten dans sözlere bedel. Postürüyle yani Hakan'cığım durduğu zaman Ajda Pekkan'ın gölgesinden tanırsın. İşte starlık da budur zaten. Kararımı söyleyebilir miyim Özge'cim? Yani üzerinde konuşabiliriz anlamda, daha. Aslında söylemek istediğim şeyler de var. Söyleyebilirsin o zaman istediğin şeyleri. Yani gerçekten ilk eleme olduğu için. Evet, ben sebeplerimi zaten söylüyordum. Elenecek kişinin sesi daha kötü olduğu için, sahne duruşu daha kötü olduğu için ve benim için her şeyin ötesinde bu işe karşı gerçekten içinde bir isteği olduğunu görmediğim için Sinem diyeceğim. Sinemciğim asla şahsi değil. Hakan'a katılıyorum. Sen dışarıdan ne kadar sert, böyle hani kolay beğenmiyor her şeyi, aksi gibi görünsen de içinde çok yumuşak bir insan var. Ama bu tamamen bizim kendi profesyonel beğenilerimize göre verdiğimiz bir karar. Lütfen onu şahsi düşünme. İyi ki geldin, aramıza katıldın. Teşekkür ederim. Söylediğin gibi Hakan'la bir gün pastaneye giderseniz ben de gelirim. Sizi de ararız. Senin dedikodunu yapacağız, ne işin var orada? Çağırırsanız gelirim valla. Bir şey söyleyebilir miyim? Aynur. Koynumda yılan beslemişim diyor musun senin ismini söyleyenlere? Yani biraz şüpheledim çatır, ama. Çatır çatır Aynur dediler. Gerçekten ama hiç beklemediğim yerlerden geldi. Önündekini beklemiyordun, suratın gitti, ben gördüm. Doğru vur kafasına, ama. Önünde oturuyor, vur kafasına. Çekemiyorsun ha. O zaman bugünün yani bugün yıldız benimin ilk kayan yıldızı ne yazık ki Sinem oldu. Sinemcim evet. Hayallerini gerçekleştirdin, aslında sahneye çıktın. Kesinlikle. Konuya komşuya anlatacak bol bol hikaye kesinlikle var. Özge Hanım da böyle kesinlikle çubuk gibiydi falan kesinlikle diye. Kesinlikle. Bir sürü şey anlatırsın. Aynen öyle. Sana çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir de Burcu'dan yorum alalım. Burcu'cum buraya kadar geldin ve son dakika döndün yani bir anda. Sen ne düşünüyorsun? Burada kaldığın için mutlu musun? Tabii ya ki da de jüriye ne söylemek istersin? Seni burada bıraktıkları için daha doğrusu. Öncelikle teşekkür ediyorum gerçekten. İnandığınız için
özellikle. Çok inanmadık, güzel hediye getireceksin dediler, ondan bıraksın ben. De haftaya inanmayabiliriz yani, haftaya söylüyoruz burada. Ama çok çalışıp inandırabiliriz. İnşallah. Çok iyiler kalacak, çok iyiler Burcucuğum, kalacak. Burcucuğum sana inandığımız için değil, Sinem'e inanmadığımız için burada kalıyorsun bu hafta. Buna çok dikkat et. Hakan'ın söylediği doğru. Bir dahaki hafta buraya gelme ihtimalin çok yüksek. Sakın bu sende bir rahatlama yaratmasın derim ben. Bir daha buraya çıkmak istemiyorum diye düşünmen gerek. Sizleri yerlerinize alıyorum. Teşekkür ederim. Bu arada bizim... Efendim bizim başvurularımız www.showtv.com.tr adresinden devam ediyor hala. Buraya gelip siz de hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Bugün Yıldız benim de bir haftanın sonuna geldik. İlk yıldızımız kaydı. İlk yıldızlı çekimizde sahibini buldu. Jüriyi yanıma alayım. Şöyle zengin bir kapatış yapalım. Dur canım, geldim ben, tamam. İyi hafta sonları diliyoruz.